Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Deniz Kutu ile karşınızdayız. Birbirinden değerli 5 önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Ankara stüdyosunda gazeteci yazar Serdar Arseven. Üstad hoş geldin, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Doktor Şeref Menteş'e, Gelecek Partisi Genel Başkanı Danışmanı. Hocam hoş geldin. Hayırlı olsun bu arada. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Hukukçu Ertuğrul Akar, TİMAK Genel Başkanı, hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Türk, uzun bir aradan sonra tekrar aramızda. Sen başkan, bundan sonra gazeteci olarak yapacağız. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Özgürlük daha farklı bir şey. Çok güzel bir şey özgürlük. Omuzlarında büyük gitti değil mi? Asıl zaferime ulaştım. Zaferi de Ümit Hoca'dan koruyamadım. Bıraktım ona. Çok teşekkür ederim. Hukukçu Zekeri Türk, Üstad hoş geldin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki gündemimizde neler var diye merak edecekseniz aslında herkesin merakları bir nevi giderildi. Ama burada belki konuşması gereken başka bir husus var. Altılı Masa onca toplantıdan sonra evet bir anda dağıldı. Dağıldıktan sonra tekrar hangi güç, odak veya kişiler bir araya getirdi? Burada benim en çok ilgimi çeken 5 tane genel başkan var. Bilmediğimiz genel başkanlar da var. Masanın dışında oturan genel başkanlar da var. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı genel başkan üstü bir planlama dahilinde Meral ablamızı ikna ederek tekrar masaya getirdiler. Şimdi Meral Hanım'ın beden dili üzerinde okuduğunuzda sanki işkenceye tabi tutulmuş ve zoraki orada durdurulmuş bir siyasi lider olarak orada görüyoruz. Şeref Bey bu konuda belki yorumları da farklı bir şey olarak çıkabilir. Onların da bilgisine başvurmuş olacağız. Gelecek Partisi'nin oradaki konumu nedir ve diğer siyasi partilerin konumu nedir? Onları da hep birlikte dinlemiş olacağız. Şeref Bey, sözü size vererek başlayayım. Şimdi bir anda masa dağıldı, denildi bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ancak öyle bir noktaya doğru geldik ki hayır, masa dağılmadı. Tekrar birileri veya Meral Hanım istediğini elde ettikten sonra masa tekrar toparlandı. Bu süreç 4 günde ne oldu, ne bitti, masa bir anda böyle dağıldı, toparlandı? Öncelikle sizleri ve değerli konuklarınızı saygıyla selamlıyorum. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, depremzedelere acil şifalar diliyorum. Ülkemizin şu anda kanayan yarası olan depremle zamanımızı geçirmemiz gerekirken aynı zamanda yine elbette ki ülkemizin bundan sonrası bekasıyla alakalı, idaresiyle alakalı meselelerinde konuşulacağı bir ortamdayız. Ben sorduğunuz soruya tüm samimiyetimle şöyle bir cevap vermek isterim. Yakın tarih dediğimiz yazılı tarihimizin hangi döneminde Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya seçim süreci sancısız geçmiştir? Böyle bir dönem hiç oldu mu? Evet. Ülkenin siyasi partileriyle alakalı konuşuyoruz burada ve bütün siyasi partilerin kendi kimliklerini muhafaza ederek ortak bir hedef üzerinde uzlaştığı bir ittifaktan söz ediyoruz. Siz rakamsal olarak ve fiziki anlamda da masadan bahsederken orayı biz artık Millet İttifakı olarak adlandırıyoruz. Ve bu ittifakın bileşeni olan 6 siyasi partinin çok kıymetli değer genel başkanları elbette ki bundan sonraki süreç için kendi aralarında görevin nasıl taksimatı yapılacağını, hangi sorumlulukları hangi düzeyde üstleneceklerini, ülkenin meselelerine vakıf olup hakim olup belirlenen süre içerisindeki bu geçiş sürecini nasıl tanzim edeceklerini istişare ettiler. Bugüne kadar ülkemizin şahit olmadığı kadar şeffaf yapıldığı için yapılan görüşmeler bu şekilde hem basına hem de halka yansıdı. Ancak süreçleri değerlendirirken sürekli bir zanla yaklaştığımız zaman her şeyden önce karşı tarafın iyi niyetli olduğunu sorgulamaya başlamış oluruz. Olup bitenlerde sürekli bir dışarıdan müdahale aradığımız zaman ben yaşımı bildim bileli mevcut iktidar partisi AK Parti iktidara geldiği günden beri
AK Parti ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Sayın Erdoğan'la alakalı gerçekten ağzı alınmayacak ne kadar laf varsa tamamını sarf etmiş olan insanların bugün birinin sağında birinin solunda oturduğunu gördüğüm zaman sorduğunuz sorunun şeklini yadırgıyorum ama ülkenin geleceği aslında buna rağmen çok umutluyum. Çünkü herkes anladı ki kavgayla bu ülkeyi bir yere taşımak mümkün değil. Farklılıklarımızdan düşmanlık üreterek bir yere geçme şansımız yoktur. Biz mutlak surette farklı düşüncelerle müzakere ederek ülke meselelerini gündemde beraber elimizi taşın altına koyarak yürüme durumundayız. Şu anda Millet İttifakı'nda 84-85 milyon vatandaşın gözünün önünde cereyan eden olayların hiçbirisi bu ülkede ilk kez yaşanmış bir olay değildir. Siyasi parti genel başkanlarının o günkü sizin ifadenizle söylüyorum yüz ifadeleriyle alakalı, mimikleriyle alakalı konuşursanız benim Sayın Genel Başkanımla alakalı gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki 1,5 saatlik bir uykuyla o gün ayaktaydı. Çünkü böylesi bir dönemde uzlaşı kültürünü geliştirebilmek, aynı ortak değerler malzemesinde buluşabilmek, birincisi samimiyet istiyor, ikincisi karşı tarafla olan ilişkilerinizde güven esaslı hareket etme durumundasınız. Ben bu sürecin ülkemiz için çok büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum. Her ne kadar dışarıdan baktığında farklı bir şiddet gösteriyormuş gibi olsa da aslında tartışmalardan korkmamamız gerektiğini, farklı düşüncelerden korkmamamız gerektiğini, haklı olduğuna inandığımız taleplerimizde ısrarcı olabileceğimizi gösteriyoruz. Yani burada şöyle bir şey yok. Türkiye'nin alışılageldiği gibi ben ne dersem o olur değil. Bunun bir müzakere edilebildiği bir masanın olduğunu ve bu masanın hepimizin evinde olduğu gibi bazen çocuklarımızla bile ses tonumuz yükselebiliyor. Ama netice itibariyle evimizde hiç kimse birbirine düşmanlık beslemediği gibi bu masa etrafında bütünleşen bir araya gelen siyasi parti genel başkanları da ülke meseleleri için ortak akılda, ortak zeminde buluşmak için bu müzakere sürecini yürüttüler. Her şeyden önce ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Serdar Bey, size sözü vereyim. Şeref Bey diyor ki, sözlerinizi yadırgadım. Ben şimdi beden dili üzerinden Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ilgili örneğin çok güzel bir ortam vardı, neşesi yerindeydi vesaire. Ama Meral Hanım açısından aynı şeyi söylemeyeceğim. Çünkü ekranlarda özellikle uzun uzun baktım, bakışlarını inceledim, beden dilini inceledim vesairesi birçok şey. Gelişi ve gidişi, hatta veda edilişi bile farklıydı. Dolayısıyla bu bir gazeteci olarak bunu yorumlamakta bizim hakkımız olsun. Onu da bize çok görmeyin Şeref Bey. Serdar Bey, ne diyorsunuz tablonun toparlanması açısından? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii partili kişilikler var. Değişik partilerde, değişik zamanlarda görev yapmış kişiler var. Görev yapmakta olan kişiler var. Onlar tabii bir hiyerarşik mekanizmanın parçaları oldukları için. İsmail Türk Beyefendi rahatladım diyor. Hakikaten rahatladığına inanıyorum. En güzel pozisyon da bu pozisyondur. Yani bağımsız, bağlantısız yorumlarınızı yapabileceğiniz pozisyondur. Şimdi şunu söyleyeyim. Eğer Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan insanların gözünden bakarsanız meseleye, bir kere onlar son derece memnunlar. Neden memnunlar? Başından beri hem Sayın Erdoğan hem de Cumhur İttifakı'nın tabanı, bütün tarafları, bütün kesimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlardı. Yani AK Partililer arasında bir anket yapmış olsaydınız, ben kendimce yapıyorum bu anketleri, hepsi aşağı yukarı. Ben eminim ki Sabri Balaman Beyefendi de daha önce siz AK Parti'den aday olmuştunuz değil mi? Evet. Yani siz de eminim ki ben, yani bir tercihte bulunacak olsanız Kemal Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterdiniz. Yani ben böyle tahmin ediyorum. En azından benim görüştüğüm bütün AK Partililer böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla gelinen nokta itibariyle bu bakımdan mesele böyle. Diğeri, şimdi masa içerisindeki tartışmalar, hani dönüş, geri dönüş. İşte şu oldu, bu oldu, araya şunlar girdi, bunlar girdi. Efendim, mavi boncuklar dağıtıldı. Aslında hiç kimsenin itibar etmediği Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş üzerinden işte bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Ki bugün hararetle
altılı masayı savunan Masum Türker'le bir yayında beraberdik. O da dedi ki, bu dedi tamamen dedi Meral Akşener'e, bu dedi ortaya konulan şey, yani başkan yardımcılığı muhabbeti, cumhurbaşkanı yardımcılığı muhabbeti, tamamen Meral Akşener masaya dönüşünü sağlamak için yapılmış bir şey. Bunun olup olamayacağını da zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi böyle taktiksel bir şey yapıldı ve Meral Akşener masaya getirildi. Tamam, bitti. Bitti yani, o kadar kriz yaşandı, bilmem ne yaşandı. Bitsin kardeşim, yok bitmedi. Bakın bugün İsmail Saymaz'ın yazısına bakın, Barış arkadaşın yazısına bakın. İçeride onlar o kulisleri aktarıyorlar. İçeride Ali Babacan'la bu sefer Meral Akşener birbirine giriyor ve Meral Akşener masayı terk eder giderim diyor. Bu sırada Ahmet Davutoğlu araya giriyor. Daha sonra arka planda görüşülüyor. Yeniden bir kriz çözümleniyor. Şimdi bakın bizler düşünen yazan insanlarız. Bir şeyi konuşacağımız zaman bunun mutlaka altyapısı vardır. Türkiye'deki başkanlık sisteminin de bir altyapısı vardı. Hem rahmetli Erbakan hem rahmetli Özal, birçok politikacı başkanlık sisteminin iyi olacağını söylemişti ve bunun üzerine Türkiye'de uzun uzadıya aslında tartışmalar da yapıldı, konuşmalar da yapıldı. Yani bunun aslında fikri altyapısı vardı. Ama biz 4 gün evveline kadar, bir gün evvel FETÖ'nün sosyal medya organlarında başkan yardımcılığı formülü İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, onlar gündeme getirilene kadar ne ben altılı masa çevresinden duydum, ne altılı masada politika yapanlardan herhangi birinden duydum, başka birinden duydum. Yani böyle bir formül kamuoyunun gündemine gelmedi. Eğer o anda formül gündeme geliyorsa o formül masaya döndürme formülüdür. Şimdi tabii ki siyasiler tartışabilirler. Birbirleri aleyhine çok laflar söylemiş siyasilerin daha sonra aynı çatı altında buluştuğunu gördük. Ama burada farklı şeyler var. Deniyor ki kumar masasını biz altılı masa için söylemedik. Tamam. Altılı masa için söylemediniz. Peki tehdit, şantaj, ölüm ve sıtmayı neresi için söylediniz? Orası için söylediniz. Şimdi burada Sayın Meral Akşener kendi iradesinin hiçe sayıldığını söyledi. Bakınız o şeyler insanların aslında ilk tepkileri gerçekçi tepkilerdir. Daha sonraki tepkileri değişik çevrelerin araya girmesiyle oluşmuş söylemlerdir. Ki yine de yatışmamış, yine de bu en son toplantıya bile bu kriz taşınmış ve az daha ve az daha masadan kalkma noktasına geliyormuş yine. Şimdi Sayın Meral Akşener'in fevri hareketler yapan, kızdığı zaman fil girmiş züccaciye dükkanı gibi, dükkanına fil girmiş gibi her tarafı dağıtan bir politikacı olduğunu düşünüyorsanız ve o zaman ben gideyim sözüne karşılık siz gidin. Mesela biraz evvel Şeref Bey dedi ki işte sizin bu şekilde girmenizi yadırgadım. Söyleyebilir. Ama mesela biraz daha rahatsız olduğu zaman siz derseniz ben gideyim derse kendisi zaten yapmaz öyle bir şeyi. Kabalık yapmış olur. Siz bilirsiniz derseniz siz de öyle bir şey yapmazsınız. Siz de kabalık yapmış olursunuz. Çek git, defol git demektir o. Ki böyle bir şey asla ve asla bizim kafamızdan geçmez. Dolayısıyla siyasi nezaketin zerresinin olmadığını, efendim planlamanın, programlamanın zerresinin olmadığını ve daha önce masada tahkir edici, masanın çevrelerinden tahkir edici çok şeyler geldi, sözler geldi. Mesela ya Ahmet Davutoğlu'yla, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla Sayın Ali Babacan'ın, yani AK Parti'nin eskileri olarak, AK Parti eskiden siyaset yapmış kişiler olarak, yani bir kere hesabını vermediği, yani geçmiş dönemin hesabını vermediği ve birdenbire masaya oturduğu, sonra %1'lik bunu ben yazmadım. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir sürü köşe yazarı, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın köşe yazarları bunları yazdı. Dediler ki siz zaten AK Parti döneminin bütün şeylerinden mesulsünüz. Bunların hesabını vermediniz. Bir de %1'lik oy oranlarınızda daha denenmediniz. Denenmediniz. Bir tek orada denenmiş olan oyu küçük partiler arasında ya da işte küçük görülen, daha doğrusu şimdi niye biz şeye büyük diyoruz? Meral Akşener'le CHP'ye Kılıçdaroğlu'nun partisine onlar büyük partiler olarak nitelendiriliyor. Niye? Çünkü onlar bir başka partinin listelerinden milletvekili sokmayacaklar. Yani dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaçları yok. Biz zaten barajı aşıyoruz. Dolayısıyla biz ancak veren el oluruz.
alan ele olmayız pozisyondalar. Onlar oraların dominantları. Şimdi Sayın Ahmet Davutoğlu %49,5'luk benim eserimdir diyor. Ama o masada o kabul görmüş olsa, zaten böyle bir şey olsa, %49,5'luk kendi eseri olan bir kişi için %7'nin zaten lafı bile olmaz. Dolayısıyla çok daha fazla eli güçlü olur. Dolayısıyla %7'yi zaten baraj problemi olmayan bir partinin, bir başka partinin listelerinden milletvekili göstermesi kendi şeyi söz konusu olmaz. Bu en baştan bizim %50'lik barajı aşma imkanımız yoktur. Zaten bu kanun değişikliği tartışılırken de biliyorsunuz küçük partiler ve büyük partiler ayrımı yapılmıştı. Bu küçük partilerin zararı ne olacak denmişti. Zaten o küçük partiler için ben böyle küçük parti büyük parti ayrımı yapmam. Oyu ama o masadan yansıyan şeyleri söylüyorum. Nereden anlarsınız? Eğer bir parti şunu diyorsa ki bu düzenleme aslında beni ilgilendirmiyor. Çünkü zaten ben ne CHP'nin ne İYİ Parti'nin listelerinden milletvekili sokacak değilim. Ben zaten baraj problemi olmayan bir partiyim. Ben %7'leri falan düşünmüyorum. Benim iddiam farklı. Peki şimdi abi. Mesela Sayın Meral Akşener çıksa CHP listelerinden ben milletvekili göstereceğim, vekillerimi göstereceğim derse o şöyle anlaşılır. Sayın Meral Akşener barajı geçemeyeceğini gördü. CHP'nin efendim sırtından bir şeyler yapmak istiyor diye anlaşılır. Dolayısıyla bu dengesizlik masada maalesef yüzlerine vuruldu. Yani oyu küçük olan partilerin çeşitli şekillerde, hatta 300 oyun herkes oyu kadar konuşsun vesaire yüzlerine vuruldu. Burada tabii oy nispetinde bu şeyi biraz evvel de bu hani hazırladıkları bunu, yani bunu söyleselerdi ben yani çoktan onlara hazırlardım. O kadar 1,5 sene toplamaya gerek yok. Yani çok kolay onu Şeref Bey'le otursak 15 dakikada hazırlarız. Şeref Bey bunun 10 katını hazırlayacak müteşabihata sahip. Ona bırakmış olsalardı onlara hiç gerek yoktu. Ama Şeref Bey şimdi size tepki gösterebilir. Sayın Genel Başkanım da oradaydı diyebilirdin. Hayır ben Sayın Genel, bakınız benim şimdi aramızdaki fark şu. Şeref Bey de işte şu an İsmail Bey de aynı şeyi söylerdim ben. Derdim ki ya yani siz genel başkanınızın, şimdi mesela ben Akit Televizyonu'nda program daimi konuğum ama yani buradaki şeyim daimi konuklukla alakalı. Ama şimdi Akit Gazetesi'nin hiyerarşisinde bir yer alırsanız orada tabii ki o hiyerarşi içinde hareket etmeniz gerekir. Dolayısıyla sizin söylediklerinizin önemli bir bölümü aynı zamanda patronajın söylemi olmak zorundadır. Çünkü parti disiplini bunu gerektirir. Yoksa peki. Olmaz. Yani herkesin kendi başına buyruk Serdar hareket ettiği. Serdar abicim son cümleyi alayım mı? Son cümle şöyle. Ben Serdar Erseven olarak yani bana tepki göstermenin hiçbir anlamı olmaz. Çünkü mesela AK Partililer de tepki gösteriyor. İşte bazı konularda eleştirilerde bulunduğum zaman onlar da tepki gösteriyor. Öbürküler de tepkiye gerek yok. Yani şunu söylüyorum. Bu kadar hazırlıksız, bu kadar şey, bu kadar saçma sapan ve yarına ilişkin. Ya arkadaş siz yani bir şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Önce dediniz ki aday göstermeyelim, aday ismini söylemiyoruz. Biz enayi miyiz? Yıpranmasın şeyimiz. Genel adayımız yıpranmasın. Ya bu yalanmış, bu doğru değilmiş. Bu gerçek değilmiş. Yani sebep o değilmiş. Anlaşamamışlar. Bu içeriden sızdı. Daha sonra farklı şeyler var. Şimdi ben bakınız. Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan birisi başbakanlık yapmış. Ve birisi %49,5'u alınmasının en önemli vesilesi olmuş, sebebi olmuş. Karizmasıyla, liderliğiyle bir büyük şahsiyet var. Efendim öbür tarafta da başbakan yancılığı yapmış, ekonomiyi kurtarmış. Zamanında öyle demiyordu CHP'liler. Ekonomiyi batırdım falan diyorlardı Ali Babacan için. Hadi ekonomiyi kurtarmış ve yarınların ekonomide ümidi olan iki genel başkana en azından grup kuracak kadar 20'şer milletvekilinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ayıp olur yani. Yoksa peki. Yani siz %49,5'luk bir efsane seçim sonucunu almış, başbakanlık yapmış bir kişiye tutup da 3 milletvekili al bir tane de bakan derseniz, oyun kadar konuş derseniz ayıp olur. Yine Milli Görüşüm Partisi, Saadet Partisi, Milli Görüşüm Partisi olduğunu öne süren Saadet Partisi o kadar müktesebatıyla ona da en az 20 milletvekili vermek lazım. 20, 40, 60. Bir de tabii ki Demokrat Parti de orada çok önemli bir rol gördü. Masanın bir tarafında durdu. 6. olarak oradaki konuya yani orada 6'yı oluşturdu. En azından 6 sayının 6 olmasını sağladı. Az bir şey değil bu. Az daha 7 olacaktı. Şeyde bir kişi daha gelseydi az daha 7 olacaktı. Ona da 10 tane vermek lazım. 20, 40, 60, 70. Peki. Bundan az verirseniz ayıp olur yani. Pennsylvania'dan da bir liste, evet, gelir teşekkür mi? Teşekkür ederim. Sabri Bey özür diliyorum. Ya ben böyle ikili şeye girmek istemem ama tur attıktan sonra. Ben müsaadenizle 2-3 konuya özellikle değinme ihtiyacı duyuyorum.
Öncelikle ben Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey Sabri Bey, siz burayı yönetiyorsunuz da ben böyle horoz dövüşü ikili programları zaten uzun yıllardır takip bizim, ettim. Bizim tarzımız yok. Zatenleri hani hemen o bana cevap verdi, ben bu bana cevap yok, verdi. Değil. Ben böyle bir diyalog içerisine girmem çünkü konularımız Sayın farklı. Sayın Menteşe, siz notlarınızı alın, turu tamamlayalım, ben size söz vereceğim. Bakın ben burada kendimle alakalı ve fikirle alakalı konuşmuyorum. Ben sadece doğrudan doğruya... Hayır, ben sizle ikili diyaloğa girmem çünkü sizin konumunuz farklı. Müsaade Siz edin. Genel başkan danışmanısınız. Ben partim adına da söyleyeceklerim var. Ben aynı zamanda parti yönetim kurulu üyesiyim. Her şeyden önce bir şeye çok teşekkür ediyorum. Takdiriniz için teşekkür ediyorum. Tüm AK Partililer dahi o altılı masa içerisinde en doğru adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bekliyordu dediniz. Demek ki çok isabetli bir karar alınmış. Öyle Kemal bir şey demedim. En zayıf aday olduğunu dedim. En zayıf. Bunu seçim günü göreceğiz. En zayıf, en kolay kaybeden. Yani doğru aday demedim. AK Partililerin istediği aday. Yani AK Partilerin kolaylıkla biz bunu yeneriz diyeceği en zayıf halka orada. Tabii ki insan rakip olarak. Ben bütün konuşmalarımda her zaman şuna çok dikkat ettim. %100 emin olmadığım, şahit olmadığım hiçbir konu hakkında doğrudan yoruma girmem. Kapalı bir toplantı içerisindeki yapılan konuşmaları kulis bilgisi olarak değerlendirirken Sayın Serkan Özcan aktardı o akşam. Dedi ki Sayın Serkan Özcan dedi ki kişi bazında Sayın Serkan Özcan o akşam dedi ki kişi bazında hiçbir problem olmamıştır. Kişi üzerinde de anlaşmışlardır. Uzatmanıza gerek yok. Yarın... Polemiğe girmeyelim ya. Ben siz konuşurken hiç müdahale etmedim. Evet. Sayın Menteşe. Yani buna hiç şey yapmayalım. Sayın Menteşe. Ben zaten girmem yani öyle bir şey. Beni duyuyor musunuz? Bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunları her şeyden önce şuna bir dikkat etme durumundayız. Zaman kuralsız. Herkes fikrini istediği gibi özgürce konuşabilir ama doğrudan doğruya benim temsil ettiğim partimle alakalı bir şey söylendiğinde... Bununla alakalı benim bildiğim doğruyu anlatmakla mükellefim. Tamam. Benim bildiğim Sayın Menteşe, emin olduğum doğruyu. Doğru. Sayın Menteşe, duyuyorsunuz değil mi beni? Evet, buyurun. Peki, çok teşekkür ederim. Bir turu tamamlayayım. Siz notlarınızı lütfen alın. Ben tekrar size söz vereceğim. Ertuğrul Bey, altılı masayla ilgili, daha doğrusu Sayın Menteşe'nin ifadesiyle diyor ki artık Millet İttifakı, yani bir ittifak sonucu oluşan bir siyasi partilerden oluşan bir oluşum olarak masada olduğumuz için oluşumuz söylem ve eylemler üzerindeki o eleştiri veya dil üzerinden bakış açısının uygun olmadığını artık herkesin bir şekilde umut kısmı üzerinden bir beklentiyi karşıladığı ve masada uzlaşmayla çıktığı kısım. Gerçekten sormak istiyorum, masada ne oldu, ne bitti, nasıl görüyorsun? Ya şöyle, tabii önce kökü olmadan meyve yiyemezsin. Ağacın önce kökü lazım, sonra meyve yiyeceksin. Hı hı. Önce bir köküne bakmak lazım. Soğuk Savaş'ın ardından özellikle asker, bürokratların hakimiyeti neticesinde dünyanın çoğu yerinde siyasal şekillenmeler, özellikle Latin Amerika dediğimiz Güney Amerika, Afrika, Afrikan çoğu bölgesi, Asya bölgesinde NATO özellikle fiziki kuvvete dayalı darbe denilen sistemlerle siyaset devşirdiler, iktidarları değiştirdiler. Daha sonra 19. yüzyıla geldiğimizde, hatta 18. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde bunu postmodern diye nitelendirip yeni bir sisteme geçtiler. O da doğrudan kuvvet kullanmayarak, çünkü özellikle Büyük Britanya'nın elindeki sömürgelerin isyan etmeye başlaması, özgürlük çığırkanlıkları bunları telaşlandırdı. Biz dediler baskı yaptıkça elimizdeki sömürgeleri kaybetmeye başlıyoruz. Hı hı. Ve postmodern diye tabir ettikleri, bizim çocuklar döneminin de hatırlayınız, bizim çocuklar başardı. O dönemi postmodern diye adlandırdılar ve o tam kuvvet uygulamayı biraz daha gevşettiler ve ne yaptılar? Dediler ki biz kısmi olarak siyasetin de içinde bulunduğu yeni siyasi devşirmeler ortaya çıkaralım ve Milli Güvenlik Kurulu normalde bir tavsiye masası iken 97-28 Şubat'ta Sayın Erbakan'ın o görüntülerini hiç kimse unutmaz. Orada Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye masası olmasına rağmen icracı bir ve kurulmuş gibi kararları doğrudan zaruri olarak uygulanacakmış gibi bir ortam, siyasal ortam yarattılar ve 97 darbesi dediğimiz, 28 Şubat darbesi dediğimiz siyasal devşirme ve değişiklik sistemi ortaya çıktı ve ona da postmodern sistem dediler, tamam mı? Orada Milli Güvenlik Kurulu'ydu masanın adı.
Günümüze geldiğimizde artık toplumların özellikle sosyal medya, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte tabii bu postmodern de yetmemeye başladı. Neo postmodern dediğimiz günün koşullarına en uygun, toplumları kışkırtmadan, toplumları birleşmeye sevk etmeden, çünkü 15 Temmuz'da biz neyi gördük? Şunu gördük, ya bunlar kavga etse de biz bunların milli iradesine dokunduğumuzda artık bunlar birleşiyorlar görüşlerine bakmaksızın. Bu hasıl olunca, bu fikir NATO'da ve ABD'de hasıl olunca öncelikle deneme sürümü olarak Macaristan'da bir altılı masa kurdular. Özellikle Sol İttifak'ın başını çektiği altılı bir masa kurdular. O altılı masada da aynı sistematiği denemeye çalıştılar. Fakat millet NATO'nun, ABD'nin uşaklığını yapmayız diye onları sandığa gömdü. Türkiye'de de bu sistem devam ediyor. Neo postmodern dediğimiz yeni bir masa teşekkülüyle siyaset devşirme. 97'de Milli Güvenlik Kurulu'nun masasının kullanıldığı postmodern bir darbe masası, Batı'nın ve NATO'nun tahakkümü ve uşaklığı adı altında, 2023'te altılı masa dediğimiz neo postmodern NATO ve ABD'nin uşaklığını yapacak figürlerin yer aldığı bir masa. Şimdi hal böyle olunca da ben bu masa kurulduğu günden itibaren tarihi serüvenini ve geçmişini de dikkate aldığımızda, uluslararası siyaseti ve uluslararası hukuku da takip eden birisi olduğumuzda doğal olarak bu masanın Macaristan'dan sonra özellikle Türkiye noktasında Balkanlardan sonra Asya'nın ve Afrika'nın, Orta Doğu'nun kapısı niteliğinde olan Türkiye'ye bir hiza bildirme, NATO'nun güdümünden çıkmış Türkiye'ye tekrardan altılı masa, NATO masası üzerinden bir had bildirme, tekrardan kıskacı alma ya masasıdır. Altılı masa bir NATO masası mı? %100 bir masa. Çünkü niye? Bu süreci anlattım ki, niye NATO masası olduğunu tarihsel kısa anlattım. Çok derin şeyleri de var da. Gerekçesi ne NATO'cu diyebilmek için? Şimdi gerekçelerine geleceğiz. Şimdi Üstad dedi ki bu masa çok şeffaf bir masaydı. Peki o zaman bu masa şeffaf masa idiyse, ben bir şey söylemiyorum. Sayın Akşener yaptığı konuşmada ben masada yokken pazarlıklar yapılmış sözünü niye kullandı? Madem şeffaf masaydı, biz yokken her şey bitirilmiş. Her şey bitirilmiş ama ben yokken yapıldı dedi her şey. Madem şeffaf masaydınız siz niye böyle bir şey oldu? Tamam, niye Meral Akşener bir araya geldi? Niye kaç işte 10 toplantı bir araya geldiniz? Niye hiç konuşulmadı? Niye tane. Niye 2 Mart'taki toplantıya Meral Akşener girdi ve çıktı, dedi ki benim hiçbir şeyden haberim yok. Arkamızdan oyunlar çevrilmiş, pazarlıklar yapılmış. Ben yokken siyasetin ticareti bitmiş. Bu nasıl bir şeffaflıktır? Şimdi bakıyoruz samimiyetten bahsediliyor. Bu samimiyet nasıl bir samimiyet ki sıtmayla ölüm arasında bir masa ortaya konuldu. Yani Türkiye'nin karşılaşabileceği en kötü senaryoyu Sayın Akşener çizdi. Bu masa ve bu masanın figürleri dedi, Türkiye'yi sıtmayla ölüm arasında tutacak bir masadır. Bu masanın figürleridir dedi. Bunu ben söylemedim. Bunu Sayın Akşener söyledi. Samimiyetle söyledi. Evet, samimi. Samimiyetle dedi ki... Peki bu sözlerden bakın, sonra o masaya tekrar dönmek ne? Oraya da geleceğim. Peki. Samimiyetle ikinci bir şey söyledi Sayın Meral Akşener. Ben orada üstada katılıyorum. Son derece samimi oldu bu konuşma. Dedi ki milli çıkarlar dışarıda bırakılmış, masa kendi menfaatlerini öncelemiştir dedi. Bu da son derece samimi bir açıklamaydı. Biz hakikaten zaten bunu biliyorduk. Sayın Akşener de bu samimiyetle bu noktada bir beyanda bulunduğu için masanın samimiyetine biz inanıyoruz. Ortak akıldan bahsedildi. Ya bu ortak akıl nasıl bir ortak akıl ki son bir yıldır bu masa beraberler, öyle mi? Ortak akıl mı, peki, ortak paylaşım mı? Geleceğim. Şimdi bu nasıl bir ortak akıl ki masa son bir yıldır beraber hareket ediyorlar, değil mi? Yedikleri içtikleri Halil İbrahim sofrasında ayrı gitmiyor. Peki insana sormazlar mı? Bu ortak akıl Libya tezkeresi geldiğinde, milli menfaatlerimiz, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda CHP, HDP ile PKK ile birlikte niye hayır oyu verdi? Peki insana sormazlar mı? Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin menfaati, devletimizin bekası için girdiğinde niye CHP tezkereye hayır dedi? Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Karamoğluoğlu neredeydi? Milli duyguları nereye gitmişti? Samimiyetle masada mı bıraktılar? Peki bu ortak akıl var idiyse Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşına ortak etmek için NATO'nun baskılarıyla bir ay boyunca yaptıkları toplantılarda Türkiye'ye Rusya'ya yaptırım uygula diye baskıyı niye yaptılar? NATO'nun talimatını niye Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın boynuna yüklemeye çalıştılar? Peki
bu ortak akıl var idiyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri adalarla ilgili gerginliğe gerek yok dediğinde Türkiye'nin milli menfaatleri noktasında bu ortak akıl niye işlemedi? Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan neredeydi bu noktalar tartışılırken? Niye ortaya çıkıp bas bas bağırmadılar, masa yanlış yapmıştır? Peki bu ortak akıl var idiyse Meral Akşener Kürdistan burasıdır dediğinde, denildiğinde ses çıkarmadığında bu Davutoğlu'yla Ali Babacan neredeydi? Diyemediler mi Meral Akşener'e? Kardeşim burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve Türklerin vatanıdır. Dünyadaki tüm Türklerin, Kürtlerin ana yurdudur. Niye demediler? Bu ortak akıl nasıl bir ortak akıldır ki? Hepsi Türkiye'nin parçalanması noktasında birleşiyor. Ama Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda bu ortak akıl bambaşka işlemeye başlıyor. PKK'ya hizmet eden CHP'ye hiç kimse ses çıkaramıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'nin genel başkan yardımcısı eş başkanıyla ağaç dikmeye gider. Büyükşehir Belediyesi belediyesinde iştiraklerinde teröristler çalıştırır. Hiç kimseden ses çıkmaz. Böyle bir ortak akıl var mı? Nerede sizin ortak aklınız? Peki. Şimdi bu noktada bu tarz söylemleri ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Elimizde bir bardak var. Her yeri çatlamış. Her yeri çatlamış. Su sızdırıyor. Diyoruz ki biz milletimize. Bakın diyoruz. Bu bardak, bunların bardağı su sızdırıyor. Çatlat. Ama altılı masa diyor ki ya bardağın kulpuna bak ne kadar güzel bembeyaz taş gibi. Ya masa su sızdırıyor, bardak su sızdırıyor. Ya rengine bak harika. Abi masa su sızdırıyor bardak. Ama boş ver diyor. Bak Akit TV de yazıyor harika. Puntoları da harika yazılmış. Abi reklamı geçin. Bardak su sızdırıyor. Bardak Türkiye'nin bütün birikimlerini içindeki parçalarla çatlaklarla sızdırıyor. Bardağı bize pazarlamaya bırakın çatlakları konuşalım. Çatlakları konuşacak seviyeye milli şuura geldiğinizde o zaman biz ortak akıldan bahsedebiliriz. O zaman samimiyetten bahsedebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Türk, masa. Evet. Şimdi İsmail Türk'ü değerli izleyicilerim biraz kısa özgeçmişinden bahsetmem gerekiyor. O da şöyle. Ülkü sevdasına gerçekten hizmet etmiş milliyetçi değerler içerisinde de uzun yıllar kalmış ve hizmetini de gerçekten yapmış arkadaşlarımızdan biri. Milliyetçi Hareket Partisi'nden tutun, Büyük Birlik Partisi'ne, İyi Parti'den tutun, Zafer Partisi'ne kısa bir sürede bir girizgah oldu. Ama en son dedi ki Zafer Partisi'ne hani hocalar kısmı üzerinden bir analiz vardı. Akademik yapıda değil mi? Ya bu akademik yapıyla siyasete bulaştın mı bir türlü başarılı olunamıyor. Olunmadığı gibi de etrafını toplamak da zordur değil mi? Dağınık bir alanda çalış. Şimdi bu altılı masaya baktığımızda İyi Parti'de özellikle Meral Hanım'la çalıştınız. Az çok biliyorsunuz kurucularından oldunuz vesairesi. Peki ne oldu? Ne bitti? Fotoğrafta ne görüyorsun? Şimdi ben tabii birbirine benzer görüşlerin sahiplerinin çok programda çok olduğu bir programda ben biraz daha farklı bir bakış açısı getirdim. Benzer değil. Herkesin fikir hürriyeti farklıdır. Biraz, yani şey anlamında benzer. Tamam. Hani taraf belki İsmail olma. Abi'ye benzemeyiz ama. Evet. Taraf olma. Evet. Ben zaten peki. Biraz aykırı olmayı severim. Eyvallah. Şimdi düşük profilli yani Kılıçdaroğlu'nu istiyor dediniz. Niye? Kolay yenilir, seçilmez diye. O halde yani siyaset ve devlet yönetme sadece AKP'ye, AK Partililere ait bir olgu. Bak sakın bir daha yeni bir partiye geçtiğini duymayayım. Tamam abi. Bir saniye. Şimdi peki. Ben de sizi gömlek değiştirmeden Erbakan Hoca'yı satmaya kadar bir dünya suçlama getirebilirim. Ben sabit yerdeyim abi. Evet neyse. Şimdi değişmeyen tek şey değişimdir. Ben tabelaların esiri olmadım. Fikrimin tamam, takipçisiyim. Ama dolayısıyla takip yanlışa biraz. Yanlış demem. Şimdi Sayın Genel Başkanım diye başlayıp zatı şahaneleri diye ne partideyken ne partide değilken yapan biri değilim. Siyaset tarikat ve cemaatler gibi biatlaşmış şey üzerinden gidiyor. Evet biraz önce Serdar Bey diyor tabii ki bir hiyerarşik sistem var. Bu her yerde olur. Ama siyaset hiyerarşik sistem üzerinden değil biat üzerinden gidiyor ve düşük profilli kolay yönetilen insanların daha tercih edildiği bir şey. İktidarda anlaşılıyor ki yani Kılıçdaroğlu öyle midir değil midir bu, o başka bir şey. Ama Kılıçdaroğlu hani kolay yenecek bir siyasi rakip bunu yapsınlar anlamında
söylediğinizi düşündüğüm için altılı masaya. Yok yok, arzuları o. Arzuları o. Arzuları o. Tamam. Şöyle düşünüyorum ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır iktidardan nasıl kaldığına baktığımızda bütün muhaliflere veya siyasi yapılara muhteşem operasyonlar çekiyor, bölüyor, parçalıyor, yönetiyor. İşte Süleyman Soylu'dan Numan Kurtulmuş'a kadar sayısız. Onları kurmadı ki AK Parti. Birbirine benzemez insanları alarak içine AK Parti'yi tabii kurmadılar ama AK Parti'ye muhalif kişilerdi bunlar. Muhalif partilerin genel başkanlarıydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı da. Siz niye geçmediniz? Şimdi sulandırma konuyu. Ben şimdi ona da veririm cevabı. Yok, ver cevabı. Yani ben Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikteydim o zaman. Tamam. Bize de geldi teklif. Tamam, Muhsin Yazıcı rahmetliden sonra da birçok siyasi parti kuruldu vesairesi. Kabul etmedik. Yani benim kafama yatmayan, benim o yani böyle elime aldığım zaman %51 duygularıma hitap etmeyen bir yapının içerisinde olmadım. Olmak istemiyorum. Hitap yani inançlarıma, duygularıma. Milli menfaatler politikasında, Türkiye'nin dış politikasında size uymaz mı? Şimdi geçmişte referandumda FETÖ'cüler böyle şey yapıyordu. Sen içeride yatmış bir ülkücüsün, nasıl darbecileri savunuyorsun? Hayırcıydım ya. Şimdi aynı tuzağa düşürmeye çalışma beni. Ben Serdar abi, ben bir şey yapmıyorum. Buyurun. Bak, ben hayırcıydım. FETÖ ne diyordu? Mezardan kaldırın, oy verin diyordu. Ülke TV'de programlarımız var. Yusufiyeliler. Evet, hayır. Ben hayırcıydım. Hem MHP'de içeride muhaliftim, hem de hayırcıydım. Şimdi bakın, bir partide olmak sizi köle ve esir yapmamalı. Eyvallah. Bak, bugün Zafer Partisi ile bağlarımı kestim Ümit Hoca ile. Niye? Yanlışa yanlış deme diyebildiğim kadar dedim. Baktım ki tahammül ve bana karşı hoşgörü sınırları orada bitmiş. Hadi Allah'a ısmarladık dedim. Peki, masaya tekrar dönelim mi? Dönelim şimdi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi operasyon çeke çeke ülkeyi yönetmeye alışmış. Ama burası önemli Sabri Bey. Sabri Bey. Efendim. Bakınız, İsmail Bey çok önemli bir şey söyledi ama es geçilmesin. Gerçekten şöyle bir sıkıntısı var partilerin. Aslında bütün partilerde ben bunu görüyorum. Yani en nazik şekilde, en yapıcı şekilde eleştiri getirseniz dahi, hangi parti olursa olsun, İçeride sıkıntı oluyor. İsmail Bey de diyor ki, ben diyor kırmadan dökmeden, ama ben bir İsmail Türk'üm, benim de bir şahsiyetim ve düşünce yapım var, sistematiğim var. Düşüncelerimi ifade ettiğim için orada belli bir yere kadar durabildik, daha sonra da duramadık diyor. Yani bu aynen, mesele çok çok önemli. Yani bu aynen öyle Serdar, evet. Bey, bakın ben bu kanalımıza diyorum. Çünkü her sese kulak veren, fırsat veren, farklı fikirlere fırsat veren Türkiye'de en der kanallardan biridir Akit TV. Benim için öyledir. Her zaman bunu söylerim. Eyvallah, biliyoruz. Yani fikirlerimiz uymaz. Bazen tartışırız, ters düşeriz. Bu başka bir şey. Ben kaç aydır buraya gelmiyorum? Epeydir. Gelemiyorum. Niye? Sayın Genel Başkan, o Atatürk düşmanı diyor, kesiyor atıyor. Ya efendim. Ama ki Atatürk düşmanı buraya kanala aldık. Ya bakın, diyorum ki efendim gidelim. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli seçmeninin evine başka türlü nasıl gireceğiz? İnançlarımızı, Türkiye için neler yapacaklarımızı orada anlatma fırsatı veriyorlar bize. Böyle de bir adaletli rekabet var. Gidelim anlatalım Atatürk'ü sevdiğimizi, Atatürk'ü... İsmail Bey kendisi geldi. Onu da kendisi, ben ikna için getirdim buraya. Bir sefer geldi yani... evet. Bence çok da fayda sağladı ama yani şu televizyona... O yüzden gelemiyorduk. Yani birinci özgürlüğüm orada alınmış yani. Başka televizyonlara da çıkmayın diyor da. Kim çıkacak? Ben çıkacağım. Kim çıkacak? Benim tespit ettiğim avukat Sevda Gül çıkacak. Başkaları lüzumsuz adamlar. Onların bir şeye ihtiyacı yok. Şimdi ben... Hürriyete kısıtlama. Ya ben nasıl durayım ben burada? Yani birçok yapısal, yönetsel sorunlar var ama onları konuşmayayım. Çünkü ben bugün onları istifa gerekçemde yazdım. Bütün medyada var. Bilmiyorum sizin gazete yazdı mı? Şimdi şunu demek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi operasyonu, siyasi operasyondan bahsediyorum. Yani kriminal operasyonlardan bahsetmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi altılı masaya operasyon mu yaptı? Hem altılı masaya operasyon yaptı. Ne yaptı mesela? Bakın, altılı masa operasyon yaparken altılı masanın içindekiler de İyi Parti operasyon yaptı. Özellikle CHP, hani İyi Partiye, özellikle İyi Parti'nin içindeki milliyetçilere ve ülkücülere operasyon yaptı. Cumhur İttifakı kime operasyon yaptı? Altılı masaya yaptı. Ne yaptı mesela? İşte İyi Parti üzerinden. İyi Parti Cumhur İttifakı'nı dinliyor mu? Ya 3 gündür alkışlamaktan elleriniz kırıldı ya. İyi Parti'yi Cumhur İttifakı mı görevlendirdi? Hayır. Efendim?
Onu olayı anlamam lazım. Anlatmayı bıraksa Sabri Bey ben anlatacağım. Tamam, özüne dönme açısından tamam. Ben size soruyorum. Tamam. Dikkatle bak, dinliyorum. Nasıl? Bakın. Sayın Meral Akşener'i nasıl görevlendirdi? O ne oldu? Gerçekten... Görevlendirdi değil. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bir olay olduğunda cinayetin failini değil kime yaradığına bakarım. Bir eylem kime yaradı? Haydi. Üç gündür ATV, işte hükümete yakın yandaş basında herkes Meral Akşener'in mükemmel bir demokrat olduğunu, dünden beri de dönek olduğunu, üç gün iyi, bir gün kötü yaptığından peki, bile anlaşılabilir bu. Şuraya söylüyorum. Bakın CHP'de ama bunu fırsat buldu. Kime İçeriden İYİ Parti'ye. Kime yaradığından bir sonuç mu üretilir? Ben öyle üretiyorum. Yani ben öyle bir analitik bakışım var. CHP, o zaman altılı masanın kurulması da AK Parti'ye yaradı. Yani Kemal bence Kılıçdaroğlu'nun de, yaptıkları da AK Parti'ye bakın, yarıyor. Bence de yani 20 Kemal senedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pek çok yaptı. 20 yıldır bakın. Kemal sen, Kılıçdaroğlu'nun aşağı yukarı her yaptığı AK Parti'ye yarıyor. Yani onu o mu görevlendiriyor? O da doğru. Ya zaten Cumhurbaşkanı çıkıp. O da doğru. İyi ki, iyi ki var. O zaman bırakın dükkana gidin demek iyi, lazım. İyi ki var demiyor mu Kılıçdaroğlu için Sayın Cumhurbaşkanı? Tamam. Teşekkür peki, etmiyor mu? Benim de aynı şeyi söylüyor. Son cümleyi alayım mı? Son cümle yok. Kılıçdaroğlu. 8 dakika oldu dinliyorum. Buyurun. Hayır konuşalım İsmail Bey. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye yarıyor. Cumhur İttifakı'na yarıyor. Meral Akşener Cumhur İttifakı'na yarıyor. İki. Bakın ben demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor bunu. Yaradığını nereden anlıyoruz? Tamam yarıyor diyor. Tamam. 20 yıldır adam iktidarda değil mi? Peki son cümleyi toparlayacak olursak. CHP'de yani. Bu fırsatı fırsat bilip içeride İYİ Parti'nin içindeki ülkücü ve milliyetçileri operasyonu ama yaptı. Artık bakın o göreceksiniz bak İYİ Parti'de milletvekili yazılımlarına baktığınız hayır, operasyon Başbuğ Kemal yapıldı. Kavramı size bir şey hatırlatmıyor mu? Efendim? Başbuğ Kemal kavramı size bir şey hatırlatmıyor mu? Ya şimdi espri tamam güzeldir, mizah güzeldir ama mizah mı eğer bu? Burada ciddi bir şey konuşacaksak ülkücüler toplanacak, gidecek. Beni Kılıçdaroğlu'nu savunur duruma getirme. Ben oraya doğru döndürüyorum. Savunacak bir şey varsa lütfen ya, savunun. Hayır, ben şunu söylüyorum. Aha. Şimdi benim tarafım şu olacak. Yani tamam. Bakıyorum. Olumlu mu buldunuz, olumsuz mu? Net cevap. Kimi? Altılı Masa'yı. Ya Altılı Masa'nın birçok şeyi olumsuz henüz. Olumsuz. Ama bir tek olumlu yani bulduğum yanı nedir o? Olumlu bir rekabetle ülkenin gerginlikten demokrasiye yani şimdi bir depremde büyük bir acık şey yaptık. Uzlaşı kültürüne daha yakın diyorsunuz. Biraz, yani rekabet iyidir. Yani siyasetteki rekabetin yarayacağı yer vatandaşadır yani. Peki. Bunu söylemeye çalışıyorum. İsmail Bey. Efendim. İsmail Bey size saygı duyduğum için katkı sunmak istiyorum. Özür dilerim. Kesmek olarak algılamayın. Efendim. Buyurun. Bu programlarda siz defalarca bir araya geldik sizle birlikte. Evet. O altılı masayla ilgili sorular sorduğum zaman karşılıklı böyle diyalogumuz olduğu zaman siz dediniz ki bu muhalefet altılı masa muhalefeti sarı muhalefettir. Doğru. Sarı muhalefet. Doğru. Ne demektir sarı muhalefet? Sarı muhalefet. Yani iktidara payan da olmuş sarı sendika gibi. Sarı sendika gibi. Doğru muhalefet yapamayan. Ama şimdi bu sarı muhalefetin bir araya gelip de zaten sarı muhalefet. Bir araya gelip de otursalar ne olacak, oturmasalar ne olacak? Zaten diyorsunuz ki amaçları Recep Tayyip Erdoğan iktidarını tahkim etmek. Amaçları eyvallah. Ve misyonları. Çünkü sarı diyorsunuz. Peki Serdar abi çok teşekkür yani, ediyorum. Evet, yani bakın burada ben sizin söylediklerinize ters bir şey söylemiyorum ki zaten. Bunlar yok, doğru. Tabii destekliyorum ben. Bak yani bunlar doğru. Ben. Tamam. Yani bu peki. Altılı evet. Masayı bir araya getiren nedir? Hı-hı. Yani oraya baktığımız zaman Erdoğan'a karşı rekabet gücü evet, mü? Evet doğru. Peki. Ama bu yanda da biraz önce kolay yenen nokma olarak gördüğünüz yok, Kemal Kılıçdaroğlu şey kendini geliştiriyor ki operasyon yemeği bir yana ya, operasyon 11, yapma kabiliyetini 11, geliştiriyor. 11 seçimden daha halen geliştiremedi mi? Ama sarı rengi mi değişti? Peki. Beyaza mı döndü? Hayır sarı muhalefet olarak yapıyorlar. Peki. Zeki Bey'e ben sözü vereyim. Üstad turu buyur. Tamamlayalım. Tamam. Zeki ya, Bey. Derdimizi anlatabiliriz tabii de. Yok, gelecek. Tekrar... Tamamlar. Burası da bu arada çok sıcak yani. Peki altılı masa şimdi artık Millet İttifakı veya bir başka şeyle son dakika masası olan birçok yorum var vesairesi şu bu. Sürece baktığımızda sizin bakış açınız ve analiz kısmınız nedir? Nasıl görüyorsunuz? Şu anda bizim masamız da altılı masa gibi. Efendim yok. Karşı tarafta ikili var. Biz burada 4 kişiyiz. Ama onlar küsmediler. Yani onu söyleyeyim. Şimdi şöyle. Öncelikli olarak biliyorsunuz bir Türkiye inanılmaz bir badireden geçiyor. Rabbim depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza
mekanlarını cennet eylesin, yaralılara da acil şifalar versin. Hala devam eden bir süreç var. Bugün de Kayseri'de 3 kez Kayseri sallanmış. Evet. İnşallah orada da geçmiş olsun diye düşünüyoruz. İnşallah orada da herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Geçmiş olsun diyoruz Kayseri halkına da, tüm Türkiye'de. Şimdi aslında şöyle bir süreç var. Yani siz ne yaparsanız yapın. Biz millet olarak şeyi çok seviyoruz. Yani bir olayın kritiğini yapmayı çok seviyoruz. Bu üzerinde bize faydası olmayacak şeylerden daha ziyade fayda verecek şeylere doğru yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak bugün Kemal Kılıçdaroğlu olsun, Meral Akşener olsun veya Ekrem İmamoğlu olsun, bunun dışında farklı isimler olabilir. Bunlar bir şekilde aday olacaktı. Yani bu altılı masa veya beşli masa veya dörtlü masa veya yedili masa, ne söylerseniz söyleyin, bir aday çıkartacaktı ve bu da şu andaki Cumhurbaşkanımızın karşısında olacaktı. Şimdi söylenmesi gereken şey şu, ben merak ettiğim konu şu. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu aday, görüyoruz. Öbür tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız aday. Görünen iki tane rakip var. Bu da demokrasinin en temel ilkelerinden, en güzel yanlarından bir tanesi. Demek ki seçim neticesinde halkımız kendi iradesini beyan edecek. Bu son, bundan sonra 14 Mayıs'tan sonra 5 yıllık serüvende kimin nasıl hangi zihniyetini yürüteceğini, yöneteceğini, neler yapacağıyla ilgili de kendisini kanaatiyle belirlemiş olacak. Ancak şöyle bir şey var. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Bugün ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun zannediyorum bugün partisinden istifa etti ve istifa ettikten sonra da dedi ki ben son kez geliyorum buraya ve milletin adayı oluyorum dedi. Bu süreç içerisinde bu masalarda da çok konuştuk, biz söyledik. Dedi ki bazı söyledikleri şeyler vardı. İşte kendini eleştirmesi, eski CHP'nin eski sisteminin eleştirilmesi, günah çıkartması, öz eleştiri yapması, muhafazakarlarla barışması, başörtüsüyle ilgili olan söylemleri ve evet geçmişte hatalar yapıldı, bunlarla yüzleşmeliyiz ve helalleşmeliyiz demesi benim için, benim gibi adamlar için, sizin için de öyledir diye düşünüyorum. Kıymetli olan şeylerdi bunlar. Şimdi beklediğimiz ve beklentisi olan bizim gibi seçmenlerin sahalarda ne söyleyeceği, Türkiye ile ilgili gerek dış politikada gerek iç politikada bir darboğazdan geçtiğimiz inanılmaz bir şu anda cenderede olduğumuz dönemde örnek görüyorum. Acaba depremle ilgili Türkiye'nin 11 ili neredeyse yerle yeksan olmuş. Yani 71 il kalmış 81 ilden neredeyse 8'de 1'i gitmiş olan bir ülkenin için söyleyecekler neler? Ben bunu merak ediyorum. Nasıl bir politika ortaya koyacaklar? İmarla ilgili olan kısımları nelerdir? Konut yapımı ile ilgili neler öngörmektedirler? Buradaki evsiz barksız kalmış, şu anda çadırlarda yaşayan, konteynerlerde yaşayan, hayat mücadelesi veren oradaki vatandaşlarımızla ilgili söyleyecekleri, söz çalacakları saz nedir? Mesela ben bir vatandaş olarak bunu merak ediyorum. Mesela milli güvenlikle ilgili olan kısımlarda ne söyleyecekleri ilgili, ekonomiyle ilgili ne söyleyecekleri ilgili kısımları merak ediyorum. Mesela Suriye politikasıyla ilgili ne yapacaklarını, Irak'la, İran'la ve Azerbaycan'la olan ilişkilerin ne olacağını ben merak ediyorum. Balkan politikası ne olacak? Balkan politikasının ne olacağını, Ege Adaları ile ilgili, Yunanistan'la ilgili politikaların ne olacağı, Libya'nın, Fas'ın, Tunus'un, Cezayir ile ilgili politikalarımız neler olacağı, Afrika ile ilgili politikalarımız neler olacağı ve Amerika ile ilgili politikalarımızın neler olacağına ilgili söylemlerine mutlaka olacaktır. Ve bu söylemlerine baktığımız zaman elbette ki bir not vereceğiz. Buradaki durum şu. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ne yaptığını, hangi politikalar olduğunu biliyorum. Ama ben mevcuttaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceğini, altılı masanın nasıl bir mutabakat içerisinde olacağını ve geleceğe dair, gençlere dair, ülkenin aydınlık yarınlarına dair ne yapacağıyla ilgili olan kısımları şu anda bilmiyoruz. Ancak bu ülkeyle ilgili olan kısımda gerek eğitimde gerek adalette, gerek sağlıkta gerekse uluslararası alanda, arenada ne söyleyecekleri ilgili kısım çok önemli her şeyden önce ve biz bunların üzerine bir yorum yapacağız. Milli ve manevi duygular üzerine mi evrilmiş bir politika, helalleşme üzerine mi bir yapı, yoksa hesaplaşma üzerine bir yapı olduğunu yani bu süreç içerisinde görmüş olacağız. Burada açıkçası diyorsunuz ki seçim beyannamesini bir görmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Yani şimdi burada bizim şu anda şöyle oldu, işte Meral Akşener kalktı da onlar böyle oldu. Artık bunları bizim geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunların şu anda bize bir fayda olacağını düşünmüyorum. Ama ben şu anda siyasi, Türk siyasi tarihi açısından söylüyorum. Ben bir yarışın olacağını düşünüyorum. Bu yarışın ortada olmadığını da düşünüyorum ben. Ancak ortaya gelebilmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki insanlarla söyleyecekleri sözlerle, yapacakları vaatlerle veya insanlarımızın beklentileriyle doğru orantılı olarak ancak bir yarışa girebileceğini doğrusu düşünüyorum. Şimdi ben
Bunu aday açıklaması ile ilgili olan kısımda baktığımızda aslında bakarsanız bir iletişimci, bir hukukçu olarak baktığımda şunu görüyorum ben. Mesela örnek veriyorum. Biz pazartesi günü şöyle bir açıklama yapılsaydı, 6 tane lider bir araya gelseydi ve bu 6 tane lider açıklama yapıp ya işte bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur deseydi, emin olun bu kadar gür bir ses, bu kadar bir şaşa, tantana, bu kadar bir kamuoyu oluşturulamazdı. Ustaca propaganda mı diyorsun? Burada bunu eğer tezgahladılarsa iyi bir tezgah olduğunu düşünüyorum. Tezgahlamadılarsa bu konunun kendileriyle ilgili olan kısımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem mağdur edildiği bir anda, bir anda mağdur edilirken de bir anda mağrur edildiği bir noktaya getirildi. Nihayetinde nasıl olursa olsun, nasıl hangi açıyla bakarsanız bakın, ne yönden bakarsanız bakın, şu anda demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesi olan ve Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığına aday olan bir kişiyi söz konusu. Bundan sonra işte önemli olan kısım bundan sonra başlıyor Sabri abi. Yani eğer burada ben vatan hainlerine karşı, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı, Balkanlardaki bizim dindaşlarımıza, soydaşlarımıza karşı, Azerbaycan'daki duruma karşı, Afrika'daki, Avrupa'daki duruma karşı söyleyecekleri sözler bundan sonra bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Acaba neyi dile getirecekler? NATO'cu, darbeci bir sistemin ve FETÖ uzantısı, Batı'nın istemiş olduğu bir yapıyı mı şey yapacaklar? Yoksa milli ve manevi değerlere bağlı olarak, çünkü milli ve manevi derken de Saadet Partisi gibi milli görüşün bir orada yapısının uzantısının olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Bunlar bunların en azından şöyle olduğunu biliyoruz. Sağ kesimin insanları olduğunu biliyoruz. Öbür taraftan keza Demokrat Parti'nin keza öyle olduğunu biliyoruz. Orada 5 tane partinin sağ, CHP'nin ise sol tarafta olduğunu ve birleştiklerini ve bir uzlaşıyla, kendi aralarındaki iyi ya da kötü bir uzlaşıyla bir liderlerini seçtiklerini ve Cumhurbaşkanı adaylıklarını belirlediklerini görüyoruz. Şimdi bizim sormamız gereken soru şu aslında. Hı hı. Burada acaba bu birbirinden farklı olan insanlar gerçekten şöyle bir uzlaşmaya varabilecekler mi? Milli ve manevi bir takım söylemlerde acaba aynı sözü, aynı sazı çalabilecekler mi? Örnek veriyorum, İstanbul Anlaşması ile ilgili Temel Karamollaoğlu'nun duruşu diyor ki asla olmayacak. Ama Kılıçdaroğlu'nun sözü biz gelir gelmez İstanbul Anlaşması'nı yürürlüğe koyacağız diyor. Örnek veriyorum. Diyor ki Sayın Temel Karamollaoğlu, biz diyor işte milli bir politika izleyeceğiz, manevi bir sistem üzerinde duracağız. Öbür tarafta diyor ki daha demokratik, daha layık bir sistem üzerinde olacağız. Şimdi bunu nasıl becerecekleri, nasıl yapacaklarını burada bakacağız. Halkı ne kadar inandıracaklarını göreceğiz ve bunun sonucunda elbette halk karar verecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun içerisinde HDP'den tutun birçok yapıda konuşacağız. Kısa bir ara. Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümden ilgili arkadaşlarımızın şöyle üçer dakika özet halinde turu tamamlama adına birinci bölümle ilgili varsa görüşlerini ifade etsinler. Yoksa diğer konu başlığına geçeceğim. Doktor Şeref Menteş'e Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı. Sabri Bey, bak masayı dağıtacağım sonunda. Abi bizim masamız sağlamdır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Doktor Şeref Menteş'e ne diyorsunuz? Orada birinci tur üzerinden özellikle konuklarımızın ifade ettiği kısmına bir itirazınız var mı? Sabri Bey, her şeyden önce adalet diliyorum. 4 kişinin bana karşı konuştuğu bir yerde benim aynı dakikalarda söz sahibi olmam adil değil. Sadece konuşulanlara karşı kendimi savunsam bana tanınan süre yetmiyor. Dolayısıyla aynı birazcık adil olmanızı rica ediyorum. Peki, dakikanızı tutun istedim. Ben 3 dakikamı Şeref Bey'e şey yapıyorum. Peki, bak bağış kampanyası geldi ona canı göre. Canı gönülden. Peki, buyursunlar Şeref Bey. Eksik olmasın. Öncelikle teşekkür ederim. Konuları şöyle müsaadenizle sıralamak istiyorum. Bir, ülkeme Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan benim partimin genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun milliliğini veya manevi değerlerini bu masada ben başta olmak üzere kimsenin tartışma hakkına sahip olduğunu, bunu eleştirme hakkına dahi sahip olduğunu düşünmüyorum. Elhamdülillah hayatıyla, yaşantısıyla kendini ispat etmiş bir Süleyman insan. Onun Şah Türbesi'ni tartışma konusu olamaz. Hayatından çıkardı herhalde Sayın Genel Başkan. İkincisi, biz bir şeyi mutlak surette kabul etme durumundayız. O da bu ülkenin demokratik hukuk devleti olup olmadığını.
Şayet bu ülke demokratik hukuk devletiyse her şeyden önce bu ülkede millet iradesiyle meclise gelmiş olan insanlar yasal yollardan ve legal bir şekilde seçilip gelip hali hazırda bu milletin parasıyla alınmış kırmızı plakalı araçlarla gezerken önünde şerefli Türk ordusu mensuplarının dahi devlete olan hürmetinden dolayı saygı duyduğu makamlarda temsil yetkisi olan insanlara terörist demek vatana ve millete ihanettir. Biz seçmeni bu kadar klasifize ederek, hoyratlaştırarak, ötekileştirerek bu ülkenin birliğini muhafaza edemeyiz. Şayet bu ülkede bildiğimiz ve tespit edilmiş teröristler varsa bunların meclis koridorlarında değil hapishanelerde olması gerekir. Yine hakeza eğer ki devlet kadrolarında terörist menşeli insanlar bugün devletten maaş alır durumda çalışıyorlarsa bunu bilip tutuklamayan Cumhuriyet savcıları mutlaka suçludur. O zaman onlar hakkında gereğini yapmak lazım. Biz bazı insanları veya karşımızdaki insanları, bizim gibi olmayan insanları eleştirirken gerçekten ne dediğimize dikkat etme durumundayız. Seçim süreci de gelir geçer. Siyasetin tamamı da süreç içerisinde değişir, evrimleşir. Bu ülke nice siyasi partiler ve nice siyasi liderler gördü. Ama baki ve birlikte yaşamakla yükümlü olan bir millet var burada. Bu milletin bütünlüğünü zedeleyecek cümlelere özenle dikkat etme durumundayız. Burada az önce söylediğimiz ve sürekli dillendirilen bir altılı masa, altılı masa, iktidar kaç masadan veya kaç kişilik masadan oluşuyor? Masa yok, bizde masa yok. %50+1 demek hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olamaması demektir. Bu ucube düzeni bu ülkeye hediye eden mevcut iktidardır. Kendisi iktidarda söz sahibi kalabilmesi için yanına kimi almıştır? Milliyetçi Hareket Partisi'ni almıştır, Büyük Birlik Partisi'ni almıştır, Vatan Partisi'ni almıştır. Şimdi Hüdapar'la görüştüğü ve anlaşıldığı söyleniyor. Büyük bir ihtimalle başka partiler de kendi bünyesinde birlikte hareket etmeye davet edecektir. Ancak bu onların ne zafiyetini, ne beceriksizliğini, ne de basiretsizliğini gösterir. Bu ülkenin bir çıkmaza saplandığını gösterir. Bu milletin demokratik seçmen kültüründe %50+1 yeni bir olaydır. Bundan önceki süreçlerde seçim sonrası yapılan koalisyon hükümetleri şu anda seçim öncesinde yapılan koalisyon hükümetlerine dönüştü. Mevcut iktidarın içerisinde hali hazırda hükümette yer almıyormuş gibi gözükse dahi iktidara yön tayin eden, iktidara doğrudan doğruya rajon kesen küçük ortaklarının olduğunu hepimiz birlikte görüyor ve müşahede ediyoruz. Deprem bölgesiyle alakalı biraz önceki söylediklerinize şöyle bir katılmak isterim. Ben oradaydım. Dolayısıyla kimin ne anlattığına bakmıyorum. Bu gözlerimle gördüklerim bana yeter. Bu ülkede herkes gider, bu devlet elimizde kalacak. Benim çocuklarıma bırakabileceğim, barış içinde yaşanabilecek bir ülkeye ihtiyacım var. Bunu siyasallaştırmak, bunun üzerinden siyasi propaganda yapmak benim evlatlarıma yapabileceğin en büyük yanlış olur. Dikkat buyurursanız sürekli bir dış güçler hikayesi var bu ülkede. Bilmiyorum siz orada mıydınız ama o ötekileştirdiğiniz ve sanal dünyada düşmanlaştırdığınız o dış güçlerin bizim evlatlarımızı o beton kolozlarının altından kaldırmak için nasıl canlarını ortaya attıklarını gördüm ben. Devletler arasında menfaat çekişmesi vardır, çatışması vardır, savaşı vardır, bunu anlarım. Ama biz bütün olarak dış Sayın güçler Menteşe, hikayesine ve yalanından vazgeçmenin Türkiye, zamanı geldi. Türkiye gayri safi milli hasılasında dünya mazlumlarına ve bütün devletlere en çok yardım eden ülkelerin başında gelir. Yani kim neyi ekerse onu biçer. Bu bir ayrıcalıklı mı, bakış açısı mıdır bir afet karşısında? Ben hiç Türkiye yapmıyor demedim Sabri Bey. Allah razı olsun ve yapmaya devam edelim. Sadece şunu demek istiyorum. Lütfen artık biz kendi içinde ve çevresiyle de barış içerisinde yaşamayı başaran bir devlet olmayı başarma durumundayız. Sürekli savaş halindeki devletimizin enerjisini kalkınmaya harcaması, gelişmeye harcaması asla mümkün olmayacaktır. Bu münasebetle bu %50+1 boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda elbette ki iktidarı yıkmak için bir muhalefet vardır. Eğer ki muhalefet iktidarı yıkmak için, onun yerine geçmek için partisini kurmadıysa sadece ve sadece iktidarın payandası ve uzantısı olur. Peki. Her muhalefet partisi genel başkanının öncelikli hedefi ve arzusu iktidara gelmektir.
Bunu yapabilmek için de şu anda tek başına hareket etmenin mevcut koşulları içerisinde sonuç vermesi siyasi anlamda asla mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla asgari müştereklerde ve minimize edilmiş bir kavga zeminini sağlayarak bu ülkenin öncelikli menfaatlerine hareket etme durumundayız. Biraz önceki sizin söylemiş olduğunuz bazı siyasi partilerin bir takım görüşlerindeki farklılıkları doğrudur. 6 siyasi partinin kendine ait bir kimliği, bir çizgisi var. Bunu zaten inkar etmiyoruz. Yani burada hepsi aynılaşmış bir anlayış içerisinde olursa bizim iktidardan bir farkımız olmaz. Biz kendi duruşumuzu, kendi çizgimizi muhafaza ediyoruz. Ama öncelikli olan bir yol haritasında anlaşmışız. Hangi konulara öncelik verdiğimizi ve neyi müşterekken halledeceğimizi sıralamışız. Bunların içerisinde de biraz önceki söylediğiniz konular zaten yer almıyor. Tartışma konusu olan konular bu ülkeyi tekrar demokratik hukuk devleti diye adlandırdığımız, çoğulcu ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturduğumuz zaman işte o zaman herkes kendisine ait düşüncesini ve siyasi projesini hayata geçirmek için sahalara inecektir. Biz bugün Millet İttifakı olarak iktidarın yaptığı veya yapmadığı çalışmalardan rahatsız olduğumuz için, bunu eksik bulduğumuz için, ülke ve millet için tehlike arz ettiğine inandığımız için muhalif bir kanat olarak karşısında duruyoruz. Ancak şuna özellikle vurgu yapmak istiyorum ve bunu değerli kardeşlerimden de konuklardan da özellikle rica ediyorum. Aziz milletimizden rica ediyorum. Bizim bu kavgaya bir son vermemiz lazım. Ben Sayın Zeki Bey'e müsaadenizle bir şey hatırlatmak istiyorum Zeki Bey. Buyurun. En son Zanzibar'da yapılan seçimleri incelemenizi rica ediyorum. Zanzibar'da yapılan seçimlerin sonucunda mevcut iktidar partisinin aldığı oy oranına bakın, muhalefetin aldığı oy oranına bakın. Cumhurbaşkanı, seçilen cumhurbaşkanı, muhalefet partisi genel başkanını cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptı ve devlet harcamalarının denetimini komple ona verdi. Kabinede de oy oranı kadar bakanlık verdi. Biz seninle sorumluluğu paylaşıyoruz, sen benim düşmanım değilsin dedi. Benim ülkemde bu anlayış hakim olmadığı sürece, biz bu ötekileştirmeden vazgeçmediğimiz sürece, sürekli musluğu kapma yarışını oynadığımız sürece mağdur olan bu milletin ta kendisi olacak. Bu münasebetle ben dilimiz açısından en önemsediğimiz konunun birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyecek cümlelere özenle dikkat ediyorum. Sürekli NATO şunu yaptı, NATO bunu yaptı, bizi NATO düzenlediyse iktidarı hangi güç düzenledi? Bu milletle, milletin değerleriyle, milletin zekasıyla alay etmektir. Bu millet iradesine saygı duymamazlıktır. Bizim ülkemizde başka ülkelerin emelleri var mıdır? Vardır. Benim de elim soğan doğramıyor. Ben de bu ülkemin âli menfaatlerini korumak için gereğini yapacağım. Onlarla misliyle mukabele edeceğim ve ülkemin menfaatlerini koruyacağım. Ancak benim ülkemin siyasetini dış güçler tayin ediyor dediğim zaman gerçekten herkesin çantasını alıp evine gitmesi, çoluğunu, çocuğunu, torununu sevme zamanı gelmiş demektir. Biz o zaman mandacılığı kabul ettik demektir. Ancak siyasi görüşlerde farklılık olabilir. Biz ülkemizin geçmişten bugüne kadar geldiği çizgide istikametini bozmadan, eksiklerini gözden geçirip, yanlışlarını tartışarak, müzakere ederek geldiği istikamette Batı diye adlandırılan muasir medeniyetle tanımladığımız yapının içerisinde menfaatlerimizi daha güçlü savunarak ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz. Elbette ki bunu yaparken dünyanın diğer tarafıyla da iletişimimiz de olsun, müzakeremiz de olsun, pazarlığımız da olsun. Ancak bizim muasir medeniyet diye adlandırdığımız yapı ne Çin'in idare anlayışıdır, ne Rusya'nın idare anlayışıdır, ne Pakistan'dır, ne de Hindistan'dır. Peki Üstad, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu Serdar Bey, tanıdığınız için. Eyvallah. Serdar Bey, ne diyorsunuz? Şimdi özellikle benim not aldığım kısım şu. HDP ile ilgili doğrudan kırmızı plaka tahsisi meclis başkan vekilliği kısmı üzerinden kırmızı plaka takan bir partiye terörist demek son derece yanlıştır. Anlaşılıyor ki Millet İttifakı, orada düzeltelim, Millet İttifakı diyor ki HDP ile ilgili de bir açılım yapacağız. Yanılmıyorsam HDP'den genel başkanlıktan yapılan bir açıklama var. Ziyareti, bizi de ziyaret edin. Bizi de değerlendirin. Belki bir pay bize de düşer kısmı var.
Ne diyorsunuz bu bütün görüşmelere? Özellikle Sabri Bey, altılı özür masanın ben oluşumu. Bu dediğinizi asla kabul etmiyorum. Daha önceki bütün programlarınızda da ben Millet İttifakı'nın içerisinde yer almadan önce de bu ülkenin seçtiği insanlara terörist demeden önce 10 defa düşünmek gerektiğini söylüyorum. Hayır, terörist demiyoruz bakın Şeref Bey. Teröristin meclis koridorlarda işi yoktur diyorum. Teröristse lütfen oradan alıp hapishane koridorlarına koymanız gerekiyor. Hayır, oraya katılıyorum. Onları söylediniz. Onda sıkıntı yok. Evet, ben de devam edebilirim o zaman. Peki, buyurun. Tabii. Şimdi hapishane, yani oradan almak lazım, hapishaneye atmak lazım sözünün karşılığı. Mesela Selahattin Demirtaş da oldu. Selahattin Demirtaş şu anda hapiste. Hı hı. Ama öyle olmaması gerektiği, efendim onların da işte halkın temsilcisi olarak hapse konulmaması gerektiği, ondan sonra Selahattin Demirtaş'ın işte dışarıda olması gerektiği, bunlar söyleniyor. Şimdi ben tabii ki kimseye cevap vermek istemiyorum. Sadece ben gazeteci olarak, yani bir partiyle, bir parti üyeliğim de yok benim. Olmadı da. Dolayısıyla ben tamamen bir gazeteci olarak olayların içerisinde oldum. Mesela nelerin içinde oldum? Daha evvel bahsetmiştim bu programda. İki örnek vereceğim. Bir dış güçler meselesi. Sayın Ali Babacan, yeri geldiği için söylüyorum yine. Tekrar için özür diliyorum. Ama tekrar etmek de gerekiyor bazen. Sayın Ali Babacan'la Amerika'da bir röportaj yapıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bizi davet etmiş. İnternetten arayan da bulabilir o röportajı. Röportaj dediğimiz 5-6 tane gazeteci var. Yemek yiyoruz ve soru cevap. İşte teyipler orada. Ben dedim ki bu Gezi olayları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Gezi olaylarından kısa bir süre sonraydı. Kendisi de başbakan yardımcısıydı. Dedi ki Sayın Ali Babacan, Gezi olayları dedi dış güçlerin tezgahıdır dedi. Gezi olayları dedi, ülkemizi dedi mağdur etmek isteyen dış güçlerin bir operasyonudur. Ve arkasında Londra ve İstanbul sermayesi vardır. Dolayısıyla Türkiye uygun emin adımlarla ilerlemektedir. Ama dış güçlerin operasyonu söz konusudur. Buna karşı herkesin dikkatli olması lazım. Gezi olayları masum olaylar değildir dedi. Dış güçler ifadesinin. Ben yani hep yaşadıklarımı şey yapıyorum, yaşamadıklarımı. Sayın Ahmet Davutoğlu'na gelince, Sayın Ahmet Davutoğlu da beni çok iyi bilir. Hatta bunu da söylemiştir. Ben yani ne bileyim bir programda o programdaki 6 kişi birden Sayın Davutoğlu'na karşı olduğu halde ve Sayın Davutoğlu güçten düştüğü, hani yönetim anlamında güçten düşme noktasına geldiği anda ben dedim ki yani burada ona haksızlık yapılıyor. O da aradı, teşekkür etti. Şimdi şimdi bakın başkanlık sistemiyle ilgili. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak hani bir reçete olarak sunuluyor. Gerçi onu tartışmadıkları tamamen isimler üzerinde ve partilerin kendi çıkarları üzerinde kavgalar olduğu anlaşılıyor ama hadi geçelim onu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili başkanlık sistemi, işte şu andaki sistemin ne kadar kötü bir sistem olduğu, efendim eski sisteme dönülmese bile güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bizzat ben Sayın Ahmet Davutoğlu ile yani aynı ortamlarda bulunduğumuz o referandum süreci içerisinde, yani öyle demişti, böyle demişti demiyor ama başbakan, bakınız. Başbakan. Yani ülkenin başbakanı olarak Türkiye için neyin iyi olduğunu o müktesebatıyla ortaya koyuyor. Ve diyor ki Türkiye için en uygun form başkanlık sistemidir 28 Aralık 2015, 27 Mart 2016. Başkanlık sistemini benimseyen anayasa için her türlü adımı atacağız. Şimdi o hükümetin lideri olarak ve hani büyük oy oranlarına ulaştırdığını söylüyor kendisi. O şeyin lideri olarak, o kabinenin lideri olarak diyor ki hatta geçtiğimiz sistemin ne kadar krizler ürettiğini, o neler yaşandığını, yönetemez hale geldiğini söylüyor ve Türkiye'nin başkanlık sistemine ihtiyacının olduğunu söylüyor. Bakın iki örnek verdim. Yani bir, şimdi ben şunlar üzerinde durmam. Ben sığ sularda yüzmem. Şunu demişti de bunu demişti, bunu demişti de bunu demişti. Ama şimdi tabii ki Akit Gazetesi'nin patronunun söyledikleri Akit Gazetesi'ni bağlar ve o görüşüdür, yani kurumsal görüşüdür. Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da başbakan iken, yani gücü var orada, yönlendirebilme gücü var, etkileyebilme gücü var, oyu etkileyebilme gücü var. Başkanlık sistemini çok açık bir ortamda değil, 5-6 ortamda eski sistemin köhne sistem olduğunu, memleketi tıkadığını, peki bunların şeyleri var mı? Bunların örnekleri var mı? Bunların örnekleri çok. Bakınız yani
çok yakın tarihte yaşadığımız, daha uzak tarihte yaşadığımız o koalisyon hükümetleri döneminde. Efendim şimdi Cumhur İttifakı da koalisyon şeklinde yönetiliyor bilmem ne ama şimdi şöyle bir şey olmadı. Yani birisi birisinin kafasına anayasa kitapçığı fırlatmadı. Yani hani içeride tabii ki aynı görüşte değil, partiler farklı ama ya da şöyle olmadı. Tehdit, şantaj, birisi çıkıp da ortaya, ne dedi rahmetli Ecevit? Dedi ki çok dedi içeride dedi devlet adabına uymayan tavırlarla karşılaştım dedi. Yine başkanlık şey sistemi, parlamenter sistem varken yaşadığımız Merve Kavakçı krizini hepimiz biliyoruz. Daha sonra ara dönem hükümetlerinin kurulup rahmetli Erbakan Hoca'nın mağdur edilmesinden sonra o hükümetlerde neler yaşandığını, nasıl operasyonlar olduğunu. Bugün eski devlet bakanı Demokratik Sol Partili Sayın Masum Türker anlattı. Başıma dedi neler geldi dedi. Ne kumpaslarla karşılaştım dedi. Bülent Ecevit'in başına neler geldi dedi. Ne kumpaslarla karşılaştı. Ne partiler kuruldu. Bizleri nasıl biçtiler. Yani hepsini teker teker anlattı. Şimdi kutuplaşma derseniz, karşı karşıya gelme derseniz bu bugünün problemi değil. Bakınız CHP zihniyeti ben değişeceğine hiç inanmıyorum. Çünkü bu başörtüsüyle ilgili düzenlemede de Cumhuriyet Gazetesi manşet attı. Masaya laiklik ayarı diye. Başörtüsüyle ilgili bir düzenleme laikliğe aykırıymış. Dolayısıyla masaya ayar vermişler. Bu balans ayarını biz 28 Şubat sürecinde hatırlıyoruz. Yani sembollerle konuşuyoruz. Yani nasıl genç subaylar rahatsız demişse balans ayarı dendi. Ve hakikaten o tartışmalar sırasında laiklik hassasiyeti gündeme geldi ki ne alakası var? Yani başörtüsü serbest bırakıldı diye laiklik elden gitmez. Hiçbir şey de olmaz. Olmadığı da görüldü. Ama CHP'lilere baktık. Laiklik hassasiyeti diye başörtüsünü şey yaptılar ve hala başörtüsü demedi periferisindeki yazarlar türban diyerek ve hatta ayağa kalktılar. Dediler ki yani Türkiye'de hiçbir zaman başörtüsünün serbest bırakılması söz konusu olamaz. Evet. Yani CHP alet olmamalı gibi bir şey üzerinde oldular. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani masada daha önceden düşünülmüş efendim partilerin kırmızı çizgileri olur. Mesela benim kırmızı çizgim bakın. AK Parti bu başörtü düzenlemesi konusunda HDP'nin kapısına gittiği zaman da ben ayrı tavrı gösterdim. Dedim ki DAEŞ ile PKK arasında fark olmadığı gibi DAEŞ'in kurdurduğu parti ile HDP arasında da fark olmaz. Çünkü sırtımı ben terör örgütüne dayadım diyorsa efendim işte niye içeride niye dışarıda yani DAEŞ parti kurdurdu. Efendim şu kadar milletvekili aldı. Dolayısıyla o meşrudur. Ya da işte ne bileyim 28 Şubat hükümetleri 28 Şubat darbesini yapanların deliklerini yapan, bütün deliklerini yapan rahmetli Erbakan Hoca'ya karşı operasyonlar gerçekleştiren o yapılara karşı da ben aynı şeyleri yazdım. Dedim ki Peki. Sizin plakalarınız, sizin şeyleriniz benim gözümde sizi meşru şey yapmıyor. Dolayısıyla kırmızı çizgiler meselesi. Yani terörle mücadele söz konusu olduğu zaman bu benim kırmızı çizgimdir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin üzerine gidecek. Birileri de diyecek ki hayır efendim savaşa hayır. Ya ne savaşı ya? Ne savaşı? Ya da birisi diyecek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti PYD'yi terör örgütü olarak ilan edecek ki terör örgütü olduğu şüphesiz. Ama bir genel başkan da diyecek ki CHP'nin genel başkanı PYD bizi mi vuracak? Zararı mı var? Ama bunu söylerken sınırımızın ötesinden sınırımızın içerisine şeyler atılacak, bombalar atılacak ve insanlarımız ölecek. Şimdi bu insan hayatı söz konusu olduğu zaman sizin bir masa etrafında oturup konuşabilmeniz için önce yaşıyor olmanız lazım. Üstad. Şimdi devletin yaşamına, devletin bölünmez bütünlüğüne ve insanımızın hayatına kasteden bir örgütün herhangi bir şekilde efendim niye bunları şey yapmıyorsunuz? Tamam. O zaman şöyle bir öneri getirebilir. Altılı masa iktidara her şeyi getiriyor ya. Ben dedim. Hep birlikte bir teklif verelim. Bu adamların hepsini hapse atalım böyle olmaz diyebilir. Yani buradan eleştirebilir. Böyle bir eleştiri duyuyor musunuz? Aksine diyor ki PYD'nin bize ne zararı var? PYD bizi mi vuracak? Efendim niye Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele operasyonu yapıyor? Niye sınırlarımızın ötesine çıkıyor? Ertuğrul Bey'in de özellikle altını çizdiği kısım evet. O. Diyor ki Türkiye'nin özellikle milli politikaları kısmında yani devletin bir beka sorunu olacak bir politikada acaba Millet İttifakı ne diyecek veya bu politikalarda bu çizgide bulunacak mı? Mesele bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Bey'e sözü veriyorum. Ertuğrul Bey ne diyorsunuz? Sayın Menteşe'de özellikle oraya atıf yapacak şekilde. Bakın ben tabii çok çıkıyoruz bu televizyonlara. Siyaset de uzunca süre yaptık.
Kime ne söyleyeceğimizi çok iyi biliriz. Asla da delilsiz hiçbir şekilde konuşmayız. Önce kişi siyaseti niye yaptığını bilecek, omurgalı olacak, ilkeleri ve değerleri olacak. Hı hı. Ben bugün A deyip yarın B dersem, kusura bakmayın, orada ilkelerde bir sıkıntı var. Dış güçler, dış güçler, dış güçler diyormuşuz. Biz diyoruz onu, doğru mu? Öyle mi? Peki 2015 yılında Sayın Davutoğlu'nun NTV'ye yaptığı açıklamayı size okuyorum. Türkiye'nin ilk defa terörle mücadeleyle birlikte seçime gitmediğini ifade eden Davutoğlu şunu söyledi. Her seçim sonrasında dış güçlerin de telkinleriyle terör saldırısında bulunulduğunu belirtti. Üstad bunu kendi genel başkanınız söylemiş, dış güçler. Biz söylemedik. Az önce söylediklerimi, az önceki söylediklerimi tıpkı benim söylemediğim gibi. Benim söylediğimden farklı bir şey söylemiyorsunuz siz. Ben dış size güçler, diyorum ki dış güçler mutlaka bakın, burayla alakalı bir hesabı olabilir ama sizin elinizde soğan duramıyor, siz de gereğini yapın diyorum. Üstad bakın, bu demokrasi güzellemeleriyle, eşitlik güzellemeleriyle, istibdat güzellemeleriyle siyaset yapılmaz. Ya önceden söylediğiniz söylemlerin arkasında duracaksınız, ya durduğunuz yerde sabit kalacaksınız. Efendim Cumhur İttifakı da birbiriyle bilmem ne yaptı da birleşti. Cumhur İttifakı milletin menfaatine, devletin birliğine, bütünlüğüne havadan bomba yağdığı için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti işgal edildiği için milli bir politikada birleşti. Cumhur İttifakı bir masada oturup birbiri arkasından konuşup milletvekilliği pazarlığı yapmadı. Sayın Devlet Bahçeli'ye görev verildiğinde Sayın Devlet Bahçeli kabul etmedi. Şahit Sayın Cumhurbaşkanım orada Ertuğrul Bey, hepsine bakın, şahit oldum. Şahit olmadığınız şeyleri itham ederek konuşmayın lütfen. Hepsine şahit oldum. O yüzden kalkıp da yok, efendim Cumhur İttifakı da böyle. Hayır, Cumhur İttifakı bir ilkeler birlikteliğidir. Ayrıca ne bir koalisyondur ne bir masadır. Bunu bir kere ayırt edeceğiz. Siz efendim, Cumhur İttifakı'nın temsilcisiniz. Peki, herhangi bir kime terörist diyeceğiz? Bir dakika, orada kime terörist diyeceğiz biz? Siz şimdi Sayın Genel Başkanınızı doğal olarak siyaseten savunuyor olabilirsiniz. Ben sizin Genel Başkanınıza Süleyman Şah Türbesini kaçıran, Türkleri dünyaya rezil eden bir genel başkana nasıl ben diyebilirim ki dünyada Türkiye'yi iyi temsil edecek milli politikalarımızı savunacak? Bir saniye. Eğer yüreğiniz varsa gerçekten bu siyasetten zerre anlıyorsanız ben anlıyorum. O kararın nerede bir saniye, aldığını bir ve saniye, kimin imza attığını bir okuyun. Libya'ya asker çıkaracağımız sırada tezkereye hayır diyen, PKK ile ortak karar veren, Suriye'ye tezkere çıkacağı zaman PKK'ya destek çıkan ve ortak karar veren CHP'ye niye sesinizi çıkarmadınız? Peki milletvekilleri sonuçta, arabalarında 3,5 milyon insanı orada hayatından yok edip taşırken milletvekilleri taş üstünde taş bırakmayıp yaşanmaz hale getirmeyi bir başarı olarak mı görüyorsunuz şimdi? Milletvekilleri Apo'nun heykelini dikeceğiz derken niye sesiniz çıkmadı? Milletvekilleri PKK sizi tükürüğünde boğar dediğinde niye sesiniz çıkmadı? Bunların hepsi milli politikanız mı? Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Kalkıp Süleyman Şah Türbesini oradan kaçırıp da dış politikada milli çizgi izleyeceğiz diyen kimseye milletimiz Sabri Bey, inanmayacaktır. Bakın, tekrar ediyorum bakın, Sabri Bey lütfen. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış olan bir kararı bakın, siyasi malzeme yapmak kadar bir aciziyet olamaz. Bakın. Lütfen daha saygılı olun. Şeref şimdi şu Şeref dış Bey. Güçler dış güçler güzellemesi diyorsunuz değil mi? Bu sohbet peki, çok çirkin bir yere gidiyor. Peki çirkinliği siz yapıyorsunuz. Belli ki Ertuğrul Bey'in devlet adamıyla alakalı, devlet geneliyle alakalı bakın, da bilgisi yok. Çirkinliği siz yapıyorsunuz. Altılı masa masadaki hoşgörü var ya. Bakın yani PKK. Bakın. Altılı masada PYD terör örgütü değildir diyen bir yapıya bile tahammül var ya. İşte aynen ondan bahsediyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bir kararı 80 darbesinde burada tartışma konusu yaparsanız 80 darbesinde, o zaman oraya imza atan herkesi getirip ifşa etmeniz lazım. Edelim. İstediğiniz madem her şeyi söyleyebilirsiniz. Madem genel başkanınız %50 oy aldı ya. Ancak devletin genel başkanınız devletin tek başına %50 oy aldı ya. Çarpıtarak anlatmanız genel çok genel başkanınız çirkin. Tek başına %50 aldı. O kadar iradeli, güçlü, milleti arkasına alan, tüm iktidarı yöneten bir karakterdi ya. O masada imza atılırken masayı niye yıkmadı? Benim şerefim var. Ben Türk'ün milletinin temsiliyetini Suriye'den kaçırmam niye demedi? %50 oy alan bu adam o masayı dağıtır. Sıra bakmayacaksınız. Şimdi bakın altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası şimdi var. Şimdi Ertuğrul Bey bilmiyorsanız önce şimdi araştırın bakın, ondan sonra konuşun. Şimdi birincisi
80 darbesinde bizim çocuklar, yok, bizim Bey, çocuklar denildiğinde bir saniye. Ama biz bu devlet şimdi, meselesini böyle olmaz 80 bu darbesinde Üstel, bizim çocuklar tabirini hatırlıyor musunuz? Devlet adabını öğrenmesi lazım. 80 darbesinde ben 10 yıl geçmeden ben bu gibi meseleleri devlete görmeden verdim. Konuşuyor olmanız bir suçtur. Ben 10 yılımı devlete devlet verdim, adabı çok iyi bilirim. Devlete ben 10 yılımı verdim, adabını çok iyi bilirim. 80'de bizim çocuklar, yok, 80'de bizim çocuklar, bakın 80'de... Bakın ben size avukatlık dersi 80'de, vermiyorum, mesleğinizi yapın 80'de, ama ben siyaset bilimciyim, bana siyaset dersi vermeyin burada. Ben siyaset dersi vermiyorum kimseye, herkesin bir konuda eksiği vardır, orada birbirimizden faydalanalım. Ay 80'de yok. Bizim çocuklar... Önce devlet güvenlik... Bakın, 80'de bizim çocuklar tabiri ya, kullanıldığında... Devletin güvenlik dakika, meselesini burada dakika, bu şekilde 80'deki, alenileştirmek hiç hoş bir durum değil. Bir dakika... Hoş olmayan çok durum var. Söylüyoruz, dinleyin lütfen. Hoş olmayan çok şey var. Şimdi teröristlere... Önce o cümlenizi bakın, bir geri alın. Teröristlere... Sayın Başbakanımın imzasıyla olduğu cümlenizi geri alacaksınız. Çünkü o yalan. Teröristlere bir saniye. Bir Şeref Bey orayı özetler misiniz? Ertuğrul Bey bir dakika. Şeref Bey özetlesin orayı. Neye itirazınız vardı? Şimdi orada alınan, türbeyle alakalı alınan kararın altında imzalara bakarsanız... Sayın Başbakanımızın imzası bulunduğu kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da imzası vardır. Yürütmenin başı kimdir? Veya Şeref Bey'in kalkıp da bunu tartışması abesle işte. Yürütmenin başı kimdir? Sayın siyaset bilimci. Yürütmenin başı kimdir? Beyefendi. %50 oy aldım diye sizinle kimdir? Bunu konuşmanın bir şeyi kalmadı kimdir? Ya. Siz... Cevap verir misiniz? Yürütmenin başı anayasaya göre o dönem kimdi? Şeref Bey bir dakika. Şeref Bey bu başbakanın görevi değildir. Bu Cumhurbaşkanı'nın kararıdır. Çünkü başkomutan Cumhurbaşkanı'dır. Yürütmenin başı kimdi beyefendi? Yürütmenin başını soruyorum. Ertuğrul Bey. 1982 anayasasına göre lütfen yürütmenin başı kimdi? Lütfen bu konuyu tartışma konusu yapmayalım. Bakın istediğiniz her zaten konuda istediğinizi söyleyin. Tamam. Hiç umurumda değil. Şimdi şunu ama 80 darbesinde özür dilerim. Peki o konuya girmiyoruz Şeref Bey. Peki. Doğru yaptı Şeref Bey bir dakika. Şimdi dış güçler yok diyoruz ya. Kendi genel başkanları var diyor bu arada. Var diyor. Sayın Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanı'na katılmıyor. Onu anladık. Doğru konuştuğunu da düşünmüyor. Onu da anladık. Çünkü kendisi dış güçler vardır ve Türkiye'ye saldırmışlardır. Seçim planlamalarında onlar yapıyor. Teröristleri kullanarak Türkiye'de siyaset devşiriyor diyen Sayın Davutoğlu'dur. Ben değilim. O yüzden şu anda kalkıp da çıkarları için oturdukları masada biz dış güçler kavramını kabul etmiyoruz. Demokrasi var, milli irade var. Ya biz çocuk muyuz? Bizi mi kandırıyorsunuz? 80 darbesinde bizim çocuklar denilen kişiler kimdi? Bugün o masaya oturan kişilerdi. Peki Biden seçimden önce muhalefeti destekleyip Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz dediğinde siz neredeydiniz? Nerede o dış güçler? Ha, dış güçler olmayacak. Siz bu masayı kuracaksınız, siz o partileri kuracaksınız, o partilerin gelirlerini, ilçe başkanlıklarını, teşkilatlarını, oraların idari kadrolarını oluşturacaksınız. Ondan sonra dış güçler yoktu diyeceksiniz. Kimse kusuruma bakmasın. Peki, şimdi biz hocam, kavga etmeyelim. AK Parti'yi Fazilet Partisi'ne rağmen kurduran kadar, kimdi acaba? Biz sonuna kadar kavga edeceğiz. Biz milli olmayan adamlarla. Biz Türkiye'nin menfaatine aykırı davranan adamlarla. Biz Sayın Meral Akşener'in dediği gibi. Şeref Bey de diyor ki artık biz, iletişim diline ihtiyaç var diyor. Biz Sayın Akşener'in dediği gibi o masada kendi çıkarlarını düşünüp milletin menfaatlerini öteleyenlerle kavga edeceğiz. Biz PKK'ya terörist diyemeyenlerle kavga edeceğiz. Biz Batı medeniyettir diyenlerle son nefesimize kadar kavga edeceğiz. Batı bir çöplüktür. Batı'nın ekonomisine ortak olabilirsin. Batı'nın teknolojisine de ortak olabilirsin. Ama kendi medeniyetini yok saydığında o zaman sen kaybolursun. O yüzden Türkiye Batı'ya mahkum olacaktır diyenlerle kaybedeceğiz, kavga edeceğiz ve istişarede bulunmayacağız. Kapımız kapalıdır. Peki. Tek diyalog şartımız bulunduğunuz yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekmeğini, suyunu, milletinin emeğini, alın terini dikkate alıp ne zaman dersiniz ki kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anadolu'ya dönecektir, köklerine dönecektir, biz Türk'üz, biz Kürt'üz ne zaman derseniz o zaman biz kapımızı size açarız. Ama muasır medeniyetler seviyesinde olan Batı'ya biz yönelerim dediğinizde biz sizinle son nefesimize kadar kavga edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. İsmail Türk. Sabri Bey, özür dilerim bir saniye. Kim kimle kavga ediyor onu anlamak istiyorum şu anda. Ben sizlerin zihniyetiyle, ben Batı'ya medeniyettir,
Batı'ya entegre olacağız diyenlerle kavga edeceğim diyorum. Son nefesime kadar. Peki. Siz etmeye devam edin. 28 Şubat'ta çocuklarımız okuldan dışarı atıldığında o Batı'ya i̇şte götürüp çocuklarımızı okuttuk. İşte o 28 Şubatçılara bugün Çin'de konuştuğunuz, akılla konuştuğunuz için onlar orada fırsat buldu. Ondan bahsediyoruz. 28 Şubat'ta gerçek aktörleri şu anda nerede oturuyor biliyor musunuz? Birisi 28 Şubat'ta Amerika'nın çocuklarına ses çıkarsaydınız bunların hiçbiri olmazdı. Bugün de onlara ses çıkarmadığınız için o masada oturuyorsunuz. Siz hangi mahallede top koşturuyordunuz bilmiyorum ama 28 Şubat'ta ben dayak yiyen bir insanım. Demek ki sizin döneminiz geçti. Sakın onun üzerinden siyaset yapmayın. Demek ki siz de değişmişsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Demek ki siz de değişmişsiniz. Değişmeyin. Dimdik durun. Değişmeyin. Dimdik durun. Dinlik durun, değişmeye gerek yok. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ben de 57 yaşındayım. Biz aynı şeyi yaşadık. Serdar abicim içerisindeydik. Özür diliyorum. Bu CHP zihniyetinin CHP değil. Baskısına Vatan saldırsa. Vatan Partisi Sayın Doğu Perinçek, diğer taraftarı da Devlet Bahçeli. 28 Şubat'ın genel aktörleri ve bu millete de bu zulmü yapan şahit mi oldunuz? Projenin Devlet Bahçeli'nin orada olduğuna yani şahit mi oldunuz? CHP'yi savunur orada konuşulurken orada mıydınız? Siyaset evet. Bilimci peki. Olarak niye bu şekilde konuşuyorsunuz? Peki. Sayın Devlet Bahçeli'nin milli bilincinin %10'u Sayın Genel Başkanınız da olsaydı Süleyman Şah Türbesi'ni oradan kaçırmazdı. Peki. Çok arkadaşlar, doğru söylüyorsunuz. Çadır isteyeni dönüyor. Böyle çocuk gibi azarlayıp bu durumdan atanlar devlet adamı oldu şimdi. Doğru mu? Doğru. Ya bırakın. Azarlamaya da devam edeceğiz. İsmail Bey. Bu yakışır ama size bak. Gerçekten bu yakışır. Yakışan her şeyi yapıyoruz. Hiç lütfen, merak etmeyin. Lütfen birbirimize saygılı olalım. O anlamda hani konuşulurken evet kendi düşüncesini ifade ediyor. Siz de kendi düşüncenizi ifade ettiniz. Hayır bak bana karşı terörist her kelimesini gibi kullandığı için bu cevapları verdim. Bana gelince 3 dakikada İsmail abi lütfen. Ben abimden özellikle konuya müdahil olmasını istiyorum. Meselenin özü İsmail'den evet. Geldiğimizde Süleyman Şah Türbesi'nden tutun Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemindeki aldığı kararlar, devlet adamı ve terbiyesi üzerinden Sayın Doktor Menteşe'nin verdiği örnek üzerinden ve yine Ertuğrul Akar Bey'in kendine göre haklı savunmaları. Bunlara bir bütün olarak baktığımızda bugün evet Millet İttifakı'nın içerisinde ama aynı zamanda PKK dediğimiz bir sorun var. Onlar zararsız insanlar. Bunlar konuşuldu mu? Konuşuldu. Bize savaş ilan etmezler denildi mi? Ama oysa askerini, şehidini, polisini ve sınırlarını ihlal eden, şehit eden bir örgütten bahsediyoruz. Uzantısında kim olduğunu herkes biliyoruz. Peki bu konu tartışılırken agresif olmaya gerek var mı? Ya şimdi tabii ki aklın yolu bir. Şimdi... Hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onun içinde yaşayan milletinin varoluş gerekçesi var. Hı hı. Bu gerekçeye karşı bazı şeyler tartışılamaz. Yani ben adaletsizlikten bahsetmiyorum. Yani hiçbir şekilde teröre, Türkiye'nin bölünmesine, bir takım insani taleplerle Türkiye düşmanlığı yapmaya yönelik eylem, kurum, kuruluş, organizasyonlar hoşgörüyle karşılanamaz. Biz bunu ben aşağı yukarı 48 senedir söylüyorum. Sivri dilli bir şekilde söylüyoruz. O yüzden bize yıllarca faşist dediler. Siz bile dediniz. Neyse çok şükür geldiniz şu son 10 senedir bizim çizgimize. Allah razı olsun Devlet Bahçeli'den. Sizi de Türkçü yaptı. Ama bu yüzden de suçlanıyor tabii. Biz hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne faşist etmedik. Onu söyleyeyim. Evet. Yani neyse. Biz kardeşler yani biz geçmiş hafızamız geç. 91'i unutuyorsunuz galiba. Biz de size yeşil komünist diyorduk canım. Yani biz de az değildik yani. Erbakan Hocam 91 yılındayken biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Onlar değerli insanlar. İDP, MÇP ve Böyle o ittifakta çalıştım. Aynı zamanda Hasan Mezarcı benim bölgemden milletvekili seçilmişti. Oradaki Sultanahmet Meydanı'nda da bulundu mu? Tarihini evet, tanıklıyormuş evet, bir kardeşiniz mi? Evet, ben Ümraniye MÇP'den deydim o zaman. Şimdi yani doğruyu konuştuğunuz zaman bazen bu tarafa, bazen o tarafa düşüyorsunuz. Şimdi o tarafa düşmek veya bu tarafa düşmekten korkulmalı mı? Ben korkmam. Şimdi biraz önce Serdar Bey dedi ki siyasi partilerde ve siyasi partilerin yaptığı her eylemde bir hiyerarşik düzen vardır. Hı hı. Şimdi Gelecek Partisi'ni temsil ettiğini söyleyen değerli katılımcının haklı olduğu yer şurası. İyi şeyleri Tayyip Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi yaptı. Kötü şeyleri
Davutoğlu yaptı yaklaşımını ben doğru bulmuyorum. Zira istifa et dediğinde... Tam tersi de doğru değil ama, değil mi İsmail Bey? Efendim? Tam tersi de doğru değil. Tabii tabii. Tam tersi de doğru değil. Kesinlikle. Kötüleri tamamen şey yaptı. Ya tabii ben onu da söyleyeceğim. Sayın Davutoğlu, ey Sayın Ali Babacan. O süreçte neler oraya geleceğim işte. Sırayla oraya geliyorum. Evet. İzin verirseniz. Buyurun şimdi, efendim. Şimdi burada... Efendim, teşekkür ederim. Önemli değil Serdar Bey. Şimdi burada önemli olan şey şu. Yani insaf dinin yarısıdır derler ya. Şimdi ben de o zaman isyan edenlerdendim. Atamızın mezarını niye oradan çıkarttılar diye bir Türk milliyetçisi olarak ben de çok eleştirdim. Ama o gün ben Davutoğlu'ndan çok... Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi deyince, iktidar deyince tek adam geliyor akla, reis. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi siz 49 aldım demesine bakmayın. Adama istifa et dedi, etmek zorunda kaldı yani. Kimin sözü geçiyordu orada? Yani orada o mezar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izinsiz. Mezar değil var ya, oraya resim çekilmeye gidemezsin ya. Şimdi o yüzden ben Davutoğlu'yu savunmak için söylemedim. Onun da çok suçları var. Derin stratejilerin işte açılım sürecinde Türkiye'nin başına neye mal? Parayı boş ver. Şehitlerimizi düşündüğümüzde büyük maliyetleri oldu. İşte Şam'da cuma namazı kılacağız diyerek 13 milyon Suriyeli bizi istila etti. İsmail Bey, efendim? O söz Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Lütfen. Özür dilerim. Şu anda internete girin bakın. Tamam. O zaman cuma Sayın namazını nerede kılacağız cümlesi Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Eyvallah. Özür dilerim. Bunu kim söylemişse işte bu yanlışları söylemeye çalışıyorum. 13 milyon istilacıyla karşı karşıya kaldık. Buna da Ensar Muhacir diyerek Türkiye'nin mahvolmasına hep birlikte milli duygularımızla, hamasetlerle biraz da sebep olduk. Evet, Suriye'de son yıllarda yapılan milli politikaları falan destekliyorum. Onlar doğru. Yapılan yanlışları kendileri doğrultmaya çalışıyorlar. Ama bunların Türk milletine, Türk devletine korkunç maliyetleri var. Ben de depremdeydim. Yani Maraş, Adıyaman, Kilis, Antep, Hatay, Antakya, Osmaniye. Bu bölgede ilçelerin her tarafı gezdim. Bu işin bize... Mesela Antakya meselesi, yarınlarda nelere mal olacağını daha böyle detaylı konuşacağız. Şimdi acılar üzerinden siyaset üretmeyi çok doğru bulmadım. Ümit Özdağ, yani bizim bugün istifa ettiğim partinin genel başkanı olan Ümit Özdağ'ın AK Partilileri kurtarıyorlar, onları kurturmuyorlar ya, gibi. Bak kendi liderini eleştirebilen bir adamım. Bu çirkin dedim. Ya bu doğru değil yani. Ya enkazı kaldıracaksın. Sen hangi partilisin birader? İşte ben filan diyelim ki HDP'liyim. Taşı atıp öldürecek miyiz onu yani? Yani böyle şeyleri düşünmek, düşündürmek bu ülkeye nasıl bir fayda sağlar onu bilmiyorum. Şimdi buna benzer başka soracağım biz olursa. Biz niye öz eleştiri kültürü yapamıyoruz? Yani ben Serdar Bey'in bu noktada sizden çok daha iyi buluyorum. Yani burada tanıdığım milli görüşçü arkadaşlarım birçoğundan daha parti taasubiyeti taşımadığını, özgür bir gazeteci ruhuyla konuştuğunu. Serdar Bey herhangi bir partiye üye olmadı. Ama ben yani biz birbirimizi biliyoruz şimdi yapmayalım. Demagoji. Biliyorum abi, sıkıntı yok zaten. Tabii yani ben şimdi siyasi partili değilim demem ne olur mu? Ükçüyüm ya. 45 sene 48 tamam. Senedir Allah bu var, bedel ödemişiz. Eyvallah. Şimdi değilik de desek şimdi şeye gitsen sen Avrupa'ya ben Müslümanlıktan vazgeçtim işte Hristiyan oldum desen sen o damgayla yaşarsın. Anlatabiliyor muyum? Nasıl buradan sonra da Müslüman onlara dönme deniyorsa bu böyledir. Herkes kendi orijinal kimliğiyle. Bu ayıp da değil, kötü bir şey de eyvallah, değil. Buna da, tamam. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi seçim zamanı geliyor. Herkes teraziye çıkacak. Bu şekilde ben iki tarafı da dinledim. İki tarafı da oy vermek istemedim. Mesela şöyle konuşsalardı. Ben ürktüm, korktum. Arkadaş döveriz, söveriz, sayarız. Hayır, haklı gerekçeler. Hayır öyle bir şey. Hayır. Onu çağrıştıran bir şey, iklim. Milli menfaatlerin karşısında olan herkese kavga ederiz. Oradaki söylemler sizi rahatsız etti mi? Öyle demedim. Beni iklim rahatsız ediyor. Söylemler değil. Hı hı. Bak dün ya sev ya terk et diyen bendim. Hı hı. Ama bugün en iyi Kürt ölü Kürt diyen anlayışın içinden geldim. Bu çatışmalarla bu ülkeyi ne hale getirdik? Sol sağ çatışmasında ben 10 sene yakın hapishanede yattım. Aynı şeyler değil ama. Bakın başka bir şey söylüyorum. Kürdün, ben milliden vazgeçelim demiyorum. Kürdün de Türk'ün de savunduğu şey milli menfaatlerin karşısında olan herkeste kavga etmektir. Bunun
Kürt bakın kavga edeceğimiz yerler bellidir. Düşmanlarımızdır. Ülkemizde tamam, farklı bakın farklı düşünen insanlara karşı ben biraz daha hoşgörüyle, biraz daha böyle tahammülle. Çünkü bu kutuplaşma bizi iyi bir yere getirmedi. Ben bunu görüyorum. Bak bu kutuplaşmanın eseridir. Birbirine benzemeyen altılı, yedili partiler, görüşler bir araya geliyor. Öbür tarafta da haklı. İşte Hüdapar. Hüdapar da şeriatçı PKK. Hizbullah'ın siyasi temsilcisi, milleti boğdu tellerle, bunları unutalım mı? Veya Vatan Partisi, ülkücülerin boy boy Aydınlık Gazetesi'nde resmini verip şehit ettiren bir geçmişten geliyor. Yani şimdi ben kan davası güdelim demiyorum ama aynı partiyle MHP, benim gençliğimi verdim partim, baba ocağı dediğimiz yer beraber. Ne adına beraber? Tamam ülkemizin milli, ya ben de sizinle beraberim. Mavi Vatan'da, Libya'da, Suriye'de ama içinde bulunduğunuz toplum bunu ortaya koymuyorsa bu duruşu sizin bir haklısınız. Öneminiz kalmıyor. Tamam. Ondan yani bahsediyoruz. Kişisel olarak, bravo tamam. Yani siyasi partilerin kırmızı çizgileri nelere karşı hassasiyet sağlayacaklarını ilan etmeleri lazım. Şimdi bekleyeceğiz. Şu seçim beyannamesini göreceğiz. Hangi konuda hassaslar, hangi konuda değiller. Şuradan gidersek geçmişte Davutoğlu bunu dedi. Siz de bana dersiniz ki Ümit Hoca da şunu dedi. Buluruz yani geçmişte hatalı yerlerimizi. Peki. Ben şunu söylemek istiyorum. Sarı muhalefet, Serdar Bey dedi sarı muhalefet diye suçluyordum. Dediğim yeri bıraktım. Bu fikirleri bıraktım mı? Bir kısmını bıraktım. Ama hala sarı muhalefet diyorum. Neden diyorum? Bir ülkede 20 yıl bir iktidar, burada padişahlık değil. İktidarın suçu da yok. Bu millet oy vermiş de seçilmiş. Kimin, ben burada kusuru muhalefette bulurum. Kusura bakmasınlar. Yani o anlamda sarı muhalefet derim. Muhalefetin mazeret üretme şansı yok. Şimdi biz konuya giriyor da Ümit Özdağ Zafer Partisi ile Memleket Partisi'nin ittifakını masaya getirdi. Ben de divandaydım. Genel Başkan Yardımcısıydım. Yerel idareden sorumlu. Ben karşı çıktım. Karşı çıkma gerekçemi söyleyeceğim şimdi. Diyarbakır'da Kürtçe pankartla karşılama ve Kürtçe propaganda yapmalarından dolayı dedim ki bakın biz ayrıldığımız İYİ Parti'yi masanın altında 7. ortak var diye suçlayıp duruyoruz elimizde delil olmadan. Şimdi HDP'yi ziyaret eden, Selahattin Demirtaş'a güzellemeler yapan, Diyarbakır'da Kürtçe pankartla propaganda yapan ve karşılamaya izin veren Muharrem İnce ile eğer ittifak yapacaksak bir öz eleştiri yapmalı. Muharrem İnce. Müsaade et. Beni kurbanlık koyun gibi attılar ortaya bu düşüncemden dolayı. Şimdi yola devam ediyorlar mı peki? Hayır. Ayrıldılar. Hem de öyle komik bir şekilde ayrıldılar ki. Yani şimdi bak bu tutarsızlıklar Twitter üzerinden ayrıldılar. Cumhurbaşkanı ilan eden adamı sarhoş ilan ettiler. Ya arkadaş adam bugün mü tanıdınız Muharrem İnce'yi? Sarhoştuysa niye Türk milletinin önüne bunu Cumhurbaşkanı adayı diye koydunuz? Ya siyasetin kalitesi inanılmaz düşüyor. Ya böyle bir kalitesizliğin niye suç ortağı olayım? Diyorsunuz ikide bir bana oradan ayrıldım buradan ayrıldım. Ne yapaydım yani? Orada esir mi olaydım? Allah Allah. Peki, şunu özellikle sormak istiyorum. Ümit Özdağ'la uyuşmadığınız asıl sorun neydi? Veya Ümit Özdağ yani masaya girmek istedi mi? Veya ona talep geldi mi? Yani peki, o masada... Ya Ümit Özdağ'ın masaya gelip gelmediğini bilmiyorum ki. Derneklerle uğraşıyor Ümit Özdağ. Hiç ismini duymadınız. Ankara'da bir oda tutup ben partiyim diyen 130 tane parti var ya. Onların iki ilçinden, üçünden her gün ittifak yapıyoruz diye sosyal medyada görürsünüz. Ya boşuna zaman kaybı. Yani ben kimseyi küçümsemiyorum ama siyasi partileri, siyasi parti emekçilerine de saygısızlık yapmak doğru değil. Siyasi parti hüviyetini kazanmak için yeterli sayıda teşkilatlarını kurmuş olmalısınız. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve anayasanın vaaz ettiği şekilde bir parti kurumsal yapı haline gelmelisiniz. İyi tamam ben de yarın 10 tane arkadaşım bulur gelir bir parti kurarım. Zaten izine de gerek yok. Bildiriyorsun biliyorsun. Ondan sonra ne oldu? Ülkücü Hareket Partisi'ni kurdum yarın. Benle ittifak yapın diye çağrı mı yapacağım? Bundan sonra her gün şey mi yap? Öyle değil. Siyaset böyle sulanıyor. Kalitesiz hale geliyor. Şimdi buna itiraz edince hemen ötekileşiyorsun. Peki. Öyle maddeler var ki bakın. Ben mesela Ümit Özdağ'ın doğru bulmadığım bir şeyin daha. Tayyip giderse
FETÖ gelir. Söyledi bunu. Efendim işte en iyi FETÖ ile mücadeleyi Erdoğan yapıyor dedi. Tamam, itiraz etmiyorum. Ama sen bir siyasi parti genel başkanısın. Böyle bir şey söylemek yerine FETÖ ile en iyi mücadeleyi ben yaparım demelisin. Veya kaldığı yerden devam ederiz demelisin. Ve başka bir şey. 12 yaşında çocuklar seçmen olsaydı Zafer Partisi iktidar olurdu. Ya millet bizi gülüyor. Biz stand-up şovcu muyuz yani? Dolayısıyla benim istifa gerekçelerimin altyapısı çok sağlam. Sabrettim. Sizin yüzünüzden sabrettim. 3 ay sonra gider İsmail Türk. 2 ay sonra gider İsmail Türk. 2 sene 2 ay sabrettim. İyi dayandın abi. Vallahi iyi dayandım. Ben şunu açık söyleyeyim. Ekranlarda da söyledik. İsmail abiye kapıyı açtık. Bekliyoruz bakalım hangi gün gelecek diye. Allah razı olsun. Sağ olsun bugün. Evet geldi. Teşekkür ederim. Kısa bir araya gireceğiz. Bizden ayrılmayın. Zeki Bey söz vermedim. Bölünmesin diye. Çünkü evet, uzattım. Evet, biraz pozitif ayrımcılık yaptık. Peki. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son bölümde özellikle Meral Akşener hanımefendinin masaya döndüğü kısım üzerinden Mithat Sancar'a masanın kapalı olduğunu söylemesi, bunu konuşmuş olacağız. Ama birinci bölümden ben Zeki Bey'le başlayayım, aldığı notlar üzerinden. Zeki Bey, Sayın Davutoğlu üzerinden biraz tartışma devam etti. Ertuğrul Bey farklı bir bakış açısıyla dün 28 Şubat'taki o süreçlerin devamı üzerinden bugün Saadet Partisi'nin altılı masada veya Millet İttifakı'nın içerisindeki bulunduğu tartışma. Şimdi bunların hepsine bir bütün olarak baktığımızda sizin analiz, bakış açınız nedir? Bunları rica edeceğiz. Bir diğer hususa ikinci bölümle ilgili tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi öncelikle şöyle Şeref Bey'e bir cevabım olsun diye söyleyeyim. Ben burada birçok canlı yayın programlarına katıldım televizyonlarda ve söylediğim her şeyde de şöyle var. Hepsinde arkasında duruyorum. Ben hep mümkün olduğunca kitabın ortasından konuşmaya çalışan, kendi alanımla ilgili konuşmaya çalışan bir kardeşinizim. Ama Şeref Bey beni sanıyorum tanımıyor ama ben kısaca ben kendimi tanıtayım Şeref Bey'e. Şeref Bey, ben ilahiyat, iletişim, hukuk okumuş bir kardeşinizim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde ceza anabilim dalında yüksek lisans yapmış bir kardeşinizim. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde uluslararası ve siyaset bilimi alanında da yüksek yapmış bir kardeşinizim. Hem iletişimciyim, hem ilahiyatçıyım, hem hukukçuyum. Aynı zamanda da kendi büromu yöneten bir kardeşinizim. Kendimi bildim bileli ortaokuldan beri de milli görüşçüyüm. Erbakan hocamın vefat edinceye kadar yanında durmuş. Birçok parti değiştirmemiş. Erbakan hocamdan sonra biatı bırakıp AK Parti'de siyaseti devam eden ama fiili siyaset yapmayan bir kardeşinizim. Ama doğruları kimden yana olursa olsun her zaman söyleyen bir kardeşiniz olarak buradayım. Neden gocundunuz veya neden çekindiniz bilmiyorum ama ben kitabın ortasından tekrar konuşarak şöyle söyleyeyim. Ben Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da bir öğrencisiyim. Bilim Sanat Vakfı'nda hem İbrahim Kalın hocanın hem Ömer Dinçer hocanın hem de Ahmet Davutoğlu hocadan ders almış bir kardeşinizim. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman biz eğer takım tutar gibi bütün takımımızın her şeyini yüceltirsek biz siyaseti futboldan gayrileştiremeyiz. Biz bu ülkede bir sözü olan, sazı olan, geleceğe dair, istikbale dair artık ben 46 yaşında bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bizim yaşımız geldi geçiyor ama şunu biliyorum ben bizim gençlerimizin problemleri, geleceğe olan bakış açılarını içerisinde çalışan, yüzlerce çalışan hukuk bürosunda çalışan olan bir kardeşiniz olarak görüyorum ve bundan elem duyuyorum. Acı duyuyorum, ızdırap duyuyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Sen burada istediğiniz yerde hangi siyasi partide olursanız olun. Ben hepsinin şöyle olduğunu düşünüyorum. Vatan hainleri hariç. Benim tek kıstasım var. Vatan ve din düşmanlarıyla düşmanım ben. Eğer siz bugün Sayın Davutoğlu olsun, Sayın Ali Babacan olsun, Sayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bunlarla ilgili olan kısımda ben burada Sabri Bey de şahittir. Buradaki konuklarımız da, kardeşlerimiz de şahittir. Ben hep olumlu yanlarından bakmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki, yeniden söylüyorum size Şeref Bey. Eğer siz Gelecek Partisi'nin bir danışmanıysanız ve GİK üyesiyseniz, yönetimdeyseniz, geleceğe dair bu halkımız şunu görmek istiyor, şunu duymak istiyor. Ne öneriyorsunuz geleceğe dair? Milli manevi değerlerdeki duruşlarınız nelerdir? Bunu merak ediyoruz.
mesela uluslararası siyasette neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ege problemleriyle ilgili olan düşünceleriniz nelerdir? Yarın iktidar olursanız iç siyasetteki, dış siyasetteki analitik düşünceleriniz nelerdir? Neler yapacaksınız? Yarın gelir gelmez neyi değiştireceksiniz? Hangi konuyu değiştireceksiniz? Elbette bir vatandaş olarak bunu bilmek kadar bilmenin hakkı olduğunu düşünen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Şöyle bir durum söz konusu ki, ayrıca ben Ahmet Bey'in de hemşerisiyim. Benimle onun arasında 142 kilometre var. Ben Beşehirliyim, o Taşkentli. Şimdi sizin de ben bir milli görüşçü olduğunuzu biliyorum. Ama birçok parti değiştirip daha sonra da Gelecek Partisi'ne geldiğinizi de biliyorum. Ama bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim ben. Ben bu ülkenin batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle, hasılı 72 milletiyle ve bu ülkenin çiçeğiyle, böceğiyle, bu ülkenin değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir kardeşinizim. Milli ve manevi değerlere sahip olan bir kardeşinizim. Ve ben biraz önce de söylediğim gibi Allah düşmanlarıyla, vatan düşmanlarıyla derdi olan bir kardeşinizim. Bunun haricinde gerisinin teferruat olduğuna inanan bir kardeşinizim. Ben Allah için, Allah için seven insanları seven insanlarım. Dolayısıyla benim nerede eleştiri yaparken ya biraz daha üslubunuza dikkat edin demenize hakikaten çekindim. Bir kardeşiniz olarak üzüldüm. Neden üzüldüm? Şunun için üzüldüm. Yani biz aynı dili konuşamıyorsak, aynı şeyleri yapamıyorsak, eleştirilerimizi yapamıyorsak veya yaptığımız görüşmeler veya öngörüler veya bizim buradaki analizlerimiz yanlış olabilir, eksik olabilir, hatalı olabilir. Biz bunları kabul edecek olan insanlarız. Nihayetinde şunu söyleyeyim size ben. Tekrar söylüyorum. Altılı masadaki bundan sonra milletin beklediği şey şu. Ben nasıl geldi, Meral Hanım masayı dağıttı, yeniden geldi. Bunlar tartışmasını yapmıyorum. Benim yaptığım tartışma şu. Bizim 80 milyon insanın beklediği şey şu. Depremde yıkılan 11 ilimizi yerle yeksan olan, Türkiye ekonomisinin dörtte birinin gittiği, tüccarların, tacirlerin beklediği şey şu. Geleceğe dair ne vaat ediyorsunuz? Biz bundan sonra bakacağız. Yani sizin seçim politikalarınıza, bundan sonra 14 Mayıs'ta bayrağı eğer teslim alırsanız 15 Mayıs'ta ne yapacağınızı merak ediyoruz. Mesela başörtüsüyle ilgili sorunlarını, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili burada AK Parti'nin savunduğu dönemde burada Sabri Bey şahittir. Kendisi de aynı şekilde, biz de aynı şekilde bunun yanlış olduğunu, bunun toplumun dinamiklerine dinamitleyen bir yapı olduğunu, behamel kaldırması gerektiğini söyleyen biziz. Savunurken birçok kurum, kuruluş, AK Parti'nin içerisindeki bazı insanlar savunurken biz burada bunun yanlış olduğunu söyleyen insanlarız. Dolayısıyla doğruya doğru diyebilecek, yanlışa da yanlış diyebilecek bir kabiliyetimiz var ve hiçbir istikbal ya ikbal beklentimiz de yok. Ne siyaseten böyle bir beklentimiz, ne ticaretten böyle bir beklentimiz var. Çünkü biz her şeyin Allah'tan geldiğini iman etmiş, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna imanın şartlarında iman etmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Nihai neticede şöyle bir durum söz konusu. Biz burada eğer biz uzlaşmayı sağlayamıyorsak, eğer biz taş atana gül atamıyorsak, bir Hristiyan değiliz ki sağ yanağımızı vurduğumuzda sol yanağımızı değiştirelim. Ama şöyle bir durumumuz var. Biz Yunus'un dilini konuşamıyorsak, Mevlana'nın dilini konuşamıyorsak, Anadolu Ereni'nin dilini konuşamıyorsak, biz Halil İbrahim Sofrası'ndan bahsedemezsiniz. Bizim dilimiz her zaman kendisiyle uzlaşan, tarihiyle uzlaşan ve tarihinden almış olduğu değerlerde ve güçle ben varım diyebilen omurgalı bir duruştur bu ülkenin duruşu. Dolayısıyla ben şunu diyorum. Kim benim düşmanımın karşısında dimdik duruyorsa, kim hainlerin karşısında dimdik durabiliyorsa ben onun yanında ve arkasında yer alıyorum. Yani benim gibi bütün insanlar da böyle düşüyor. Nihai neticede şunu söyleyeyim size. Bakın bizim bu ülkemizin derdi şu. Yarınlara karşı bizim bu gençliğimizi nasıl şey yapacağız, düzelteceğiz? Bugün hem ahlaki olarak, hem kültür olarak, hem de gençliğimizin gelişmesinde en büyük baskı altında bulunan Batı medeniyetinin neredeyse işgal altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde söyleyecek sözünüz nedir acaba? Manevi değerlerle ilgili olan ilişkileriniz nedir acaba? Sizden bahsetmiyorum, Gelecek Partisi'den bahsetmiyorum veya Deva Partisi'den bahsetmiyorum. Kendilerinin iddiası olan insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla biz Bilim Sanat Vakfı'ndayken Ahmet Davutoğlu hocamızı dinlerken şundan bahsediyordu. Bu ülkenin dinamiklerinden, tarihinden, tarihi dokusundan, güçlerinden, imparatorluk kurmuş olan baki bir medeniyetten ve kadim bir kültürden bahsediyordu. Dolayısıyla biz bunları görmek istiyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Acaba kim değişti, kim dönüştü onu bilemem. Ama dünün CHP tanınmasını anlayabilmeniz için bundan 2-3 gün önceki sosyal medyaya düşen İzmir'deki benim hemşerim, Seyirişehirli bir hemşerimin İETT otobüsünde hakaret edip sen burası İzmir, defol git kendi yerine diyen bir güruhun hala acaba
neresinde yer almaktadır? Veya bu insanların dönüşümü, değişimi nasıldır onu merak ediyorum. Yani gariban bir İzmir'de yaşayan bir Seyirşehirli benim hemşerim. Alnımdan öpüyorum. Yapmış olduğu şeye bir bakınız. Tevazuya bir bakınız. Gösterdiği insanlığa bakınız. İnsanlıktan dışı, insanlıktan çıkmış olan, belhum adel olan, ona cevap veren insanlara bakınız. Bunlara karşıdır benim düşmanlığım. Bunlara karşıdır benim namussuzca tavır sergileyen, oradaki burası İzmir diyen, bu İzmir'i kuşatan, bu İzmir'i kurtaran bu milletin evlatlarıdır. Dolayısıyla buradan İzmir'deki insanlara da sesleniyorum bakın. Yani bu ülkenin her an asırı Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar benim tarihimin, dedelerimin atnalarıyla bezenmiş, kanlarıyla sulanmış yerlerdir. Ve benim için kutsaldır. Dolayısıyla hiç kimsenin malı değildir. Hele böyle bir namussuz güruhun hiç malı değildir. Dolayısıyla biz de hukuki olarak gerekli işlemleri yapıyorum. Ben de kamu adına bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Çünkü halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlendiği için ben burada tarafım. Şimdi siz ne söylerseniz söyleyin. Ama bu ülkenin bu yapısında şöyle bir hayır sadır olacağını düşünüyorum. Bu ülkede insanlar artık uzlaşmak istiyor. İnsanlar barış istiyor. İnsanlar gerçekten yarınlara dair umut olmak istiyor. Sen bugün dünyanın ekonomik darboğazdan geçerken ekonomiyle ilgili söyleyeceğiniz bir söz yoksa, anayasayla ilgili bir sözünüz var. Hele biz gelelim ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistem yapalım diye söyleyeceğiniz bir şey yoksa, yani neyi anlattığınız belli değilse, elbette ki bunu biz sorgularız. Elbette ki bunu sorma hakkına sahibiz. Ama ben burada elbette ki hayırlı bir yarışın olması, bunun hak edenin kazanması, bunun halkın vermiş olduğu kararda elbette ki saygı duyacağız. Ama şöyle bir şey var. Bizim burada söylediğimiz şey şu. Yani bugün herkes şapkasının önüne alıp düşünsün arkadaşlar. Bugün bu ülkenin 77-80 milyon unsurunun 77,5 millet olarak addedilen bu milletin %99'u Müslüman olan bir millette geldiğimiz noktaya bakarsanız bir ayrışmacı bir dil, uzlaşmacı olmaya, bakın biraz önce Ertuğrul kardeşimle sizi izledim. Hayretler içerisinde kalıyorum. Yani şöyle bir durum olması lazım. Ben Ertuğrul kardeşimizi eleştirmiyorum, sizi eleştirmiyorum. Bakın bugün kamuoyuna çıkmış olan insanlarız hepimiz. İnsanlar bizden şunu bekliyor. Bir derdimizi anlatacaksak kesmeden, amasız, fakatsız, ancaksız birbirimizi dinleyerek saygı göstermek durumundayız. Ben yanlış söyleyebilirim, Ertuğrul yanlış söyleyebilir, siz yanlış söyleyebilirsiniz. Ama itham ederek, yargı dağıtarak siz şöyle söylemek zorundasınız ya da böyle söylesinmesiniz durumda hakkı bende söz konusu dahi değildir. Hiç kimse de değildir. Nihayetinde burada bir kendi hakkımızı, kendi düşüncelerimizi burada derc ederiz. Kabul görür kamuoyundan veya reddedilir. Ama şu bir gerçek. Bakın bu ülkenin her şeyden önce dimdik duracağı, Batı medeniyetine karşı söyleyeceği bir sözün olacağı ve kendince hakim güçlü addeden ama Batı'yı sömüren, Doğu'yu sömüren bir Batı'nın medeniyetine karşı dimdik duracak bir yapının olması lazım. Zanzibar'dan bahsettiniz siz biraz önce. Ben baktım Zanzibar, sizin de bildiğiniz gibi Alman sömürgesinde, İngiliz sömürgesinde kalmış, Portekiz sömürgesinde kalmış bir ülke. Ben Afrika'nın birçok ülkesine gittim. Tanzanya dahil olmak üzere söylüyorum size. Yani sizin vermiş olduğunuz örnek bir kere Türkiye asla uymayacak bir örnek. Ha, yani bu ülkenin insanları hiçbir zaman işgal görmemiş, hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır. Onlar için çok önemli değil. Yani o Zanzibar dediğiniz yerde, Tanzanya dediğiniz yerde ailenin bir tanesi balığa tapıyor, bir tanesi ata tapıyor, bir tanesi puta tapıyor. Birisi Müslüman, öbürsü Hristiyan. Yani onlar için genel bir yapı seninle benim gibi değil. Onların şöyle bir düşüncesi de yok. Ben mazlum olan herkesin yanında yer almak zorundayım, zalimin de karşısına dikilmek zorundayım diye bir düşünceleri de yok. Yani bir Müslüman olarak baktığımızda, bizim bir Müslüman Türk olarak baktığımızda eğer bir yerde zulüm varsa orada onun karşısına dikilmeyi biz bir fırsat bilen, fırsat kollayan bir milletiz. Çünkü bizim genetik yapımız da var. Bakın ben 2015'teyken Sri Lanka'ya gittim. Sri Lanka'dayken şunu gördüm. Orada bir tane siyasi bir liderle görüştüğümde bana dedi ki, ya dedi, sizin damarlarınızda hangi kan var bilmiyorum. Bakın Sri Lanka biliyorsunuz Seylan, Hazreti Adem atamızın indiği kabul edilen bir ada. Osmanlı eserleri var, çok enteresan. Başkenti Columbus'ta. Şimdi Osmanlı hiçbir zaman oraya hakim olmuş bir şey değil. Peki nasıl Osmanlı eseri var orada? Nasıl olmuş? 1876 yılında Ertuğrul Fırkateyni gelince Sri Lanka'ya 400 bin Müslüman Ertuğrul Fırkateyni'ne dokunup halifeye biat etmek, Osmanlı'ya biat edilmek için gelmiş ve birbirini ezmiş. Öyle bir fotoğraf var. Ve
Oradaki çıkan Leventler, 700 kişilik bir Levent zannediyorum. Yanlış sayı, yanlış bir vermek istemiyorum ama orada eser bırakmış. Demiş ki hatıra olarak 2. Abdülhamit Han adına bir çeşme cami yaptırmış. Şimdi bizim her şeyden önce, bakın hangi siyasi partiden olursa olsun, bu vatan tek, bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz eğer ileriye dönük birbirimizi kucaklamayacaksak, açığıyla kapalısıyla, başörtüsüyle başörtüsüzüyle, o zaman bu toplumda barış sağlayamazsınız. Bakın ben darp edilen 15 Temmuz gecesindeki tüm müezzinlerin ve imamların avukatlığını yaptım. Bunlar çoğu İzmir'de oldu. Ve o dönemde hatırlarsanız 2016 yılında bir tane mini tekli kadın Bahçelievler'de zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam Bahçelievler metrosunda veya otobüsünde tekmelenmişti. Onun avukatını aradım. Dedim ki bakın şöyle yapalım. Ben dedim şu anda bir imamın avukatlığını yapıyorum. Darbe döneminde dayak yemiş, darp edilmiş. Ben dedim ki siz de orada aynı, neredeyse fiili olarak aynı işlemi yapmış olan bir hanımefendinin avukatını yapıyorsunuz. Gelin birlikte bir basın açıklaması yapalım. Biz birlikte savunalım bu sistemi ve biz avukatlar olarak hakikaten topluma şunu gösterelim. Kardeşim biz zulüm nereden gelirse gelsin karşısında duralım. Biz bu milletin bütünlüğü, birliği için çalışalım. Bakın şu dil doğru bir dil değil. Ayrıştırma dili doğru bir dil değil. Bizim yapmamız gereken şey şu. Ben başta söyledim kitabın ortasında konuşarak. Dedim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir şey söyledi. Barışmaktan, helalleşmekten, tarihiyle olan ilişkileri ilgili yapmış olduğu hatalardan, partisinin yapmış olduğu hatalardan bahsetti. Umarım bu şekilde devam eder dedim. Sayın Davutoğlu evliya değil, peygamber de değil. Dolayısıyla benim hemşerim de zaman zaman hata da yapmış olabilir. Kendisi de özgür de olmuş olabilir. Biliyorsunuz ki Başbakanlıktan indirilirken yaptığı bir konuşma var ve konuşmasındaki, burada hatırlatacak değilim, ancak şöyle bir şey var. Daha sonra döndü, bu konuşmaya hata yapmışım dedi. Ve kendince haklıdır, değildir, gerekçeleri vardır. Ama Sayın Davutoğlu'nun yarın ben bunda da hata yapmışım dememesi adına söylüyoruz. Ya biz bu millet olarak bu ülkenin peki geleceğine aydınlık olmak zorundayız. Bu ülkenin, çok özür dilerim, bir dakika daha müsaade ederseniz. Hayır, şunu sormak istiyorum onun için. Özellikle Mithat Sancar'ın CHP'den ben heyet bekliyorum. Bizi ziyaret etsinler veya masaya bizi de bir şekilde davet edin, oturalım konuşalım diye. Sayın Meral Akşener'in de doğrudan açıklaması oldu. Kesinlikle masa kapalı. Bu anlamda bizim bir mutabakatımız var. HDP ile ilgili bir şeyimiz yok dedi. Başka bir yayın kuruluşunda doğrudan Meral Hanım'ın şu an itibariyle yaptığı bir açıklama. Peki gerçekten bu metne sadık kalırlar mı? Şimdi Sayın Meral Akşener'in geldiği siyasi akım belli. Yani eleştirilir eleştirilmez ama milliyetçilik yapı içerisinden gelmiş olan birisi. Yani burada söylemiş olduğu şey kendisini bağlayacağını düşünüyorum ama ben niyet okuyacak değilim ama bugün HDP'nin oyu olmadan bu Millet İttifakı'nın kazanma ihtimalinin olmadığını düşünen bir kardeşinizim. Yani bugün anketler de bunu gösterir. Bunu aynı şekilde eğer Kürt-Türk ayrımı yapmak istemiyorum ama batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle eğer bir bütün halinde 50 artı 1'i alamayan zaten Cumhurbaşkanı olamayacak. Dolayısıyla herkesin herkese ihtiyacı olduğu bir dönemde ben altılı masada Meral Hanım'ın bu hassasiyeti olabilir ama ben Kemal Bey'in bu hassasiyeti olacağını veya Sayın Temel Karamoğlu'nun bu hassasiyeti olacağını düşünen birisi değilim. Dolayısıyla bunlar mutlaka bir ittifak içerisinde olacaklardır. Birbirlerine yeşil ışık yakıyorlar ama ne olduğunu bilmem ama şöyleyse bu da çok iyi önemli. Yani bakın mesela Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile görüşerek arkadaşım bu saatten sonra ayrımcılık dilini bırakın. PKK ile aranızda mesafe koyun. Artık bundan sonra Kürt sorunu bu ülkede vardır de Kürt sorunu dediğiniz şey nedir mesela? Soyut bir kavram. O zaman bir Türk de çıkıyor bir Türk sorunu var diyor. Bir Laz çıkıyor Laz sorunu vardı. Geçen bakın çok enteresan bir müvekkilim bir şey söyledi. Hakikaten Türkiye'nin aslında özeti gibi bir şeydi. Dedi ki bak Zeki Beyciğim dedi. Ben dedi Kastamonluyum. Dedi ki bir Kastamonu'nun merkezinde Hakkari'den gelmiş, Tunceli'den gelmiş, Ağrı'dan gelmiş, Şırnak'tan gelmiş arkadaşlarımız var. Bunların bir kısmı esnaf, bir kısmı çalışıyor, işçi. Dedi ki ben şey diye düşündüm bir Kastamonlu olarak. Acaba ben Hakkari'ye gitsem Kastamonu 40 pide sıcağı atsam ben ne kadar orada durabilirim? Veya Şırnak'ta atsam. Bu bütün halkımıza soruyorum. Yani Şırnaklı kardeşlerimi bunu yapmak için söylemiyorum. Kendileri düşünsün diye söylüyorum. Hakkari kardeşlerimiz özverili de bulunarak düşünsün diye söylüyorum. Ne kadar yaşatırsınız orada?
Ha şöyle bir örnek vereyim ben. Yani burada. Dolayısıyla şöyle bir örnek vereyim Kürtler çok kısa. Kürtler kadar özgür olmalı. Yok şu kadar. Şu kadar. Yani bu Kastamonu derken ben abi tabii sen, sen Serdar abi Kastamonu. Serdar abi Kastamonu. Peki. Yok yok hayır. Şu Kastamonu değil özür de. Diliyorum. Özür konu, diliyorum. Konu öyle bir dağılıyor ki. Tabii, abi yani şeye döneceğim. Çok az bir vaktimiz kaldı. Şöyle Serdar Bey yani, bir dakikanızı alacağım. 22 şöyle, dakikadır. Evet neyse. Şöyle arkadaşlar Muş, Bingöl, Van, Diyarbakır vesaire. Orada uzun yıllara dayanan daha çok Karadeniz'den gelen hemşerilerimiz var. Nereden? Trabzon'dan, işte Van'da Rize'den öyle, vesaire birçok yerde. Hatta Muş'ta öyle güzel yerler var ki bambaşka bir şey kültür oluşmuş orada. Yani evet. Mohti konuşan, Lazca konuşan köyler var ve son derece akraba evliliklerinde vesaire. Aslında yurdum insanı çok güzel. Bu anlamda son derece kucaklayıcı. O anlamda hiçbir sorun görmüyorum. Hatta şey var İsmail Bey, Kığ'da Bilece Barajı var. O barajın etrafındaki bütün o önemli konutların kısmında artık Karadenizli hemşerilerimiz oturuyor. Neden? Coğrafyayı çok seviyorlar. Oranın iklim coğrafyası, suyunu seviyorlar vesairesi. Yerleşmişler. Ben ilgimi çekti özellikle o köye gittim bakayım iletişim nasıl diye. Son zamanlarda 26 tane evlilik olmuş. Tabii karşılıklı. Ya bu denli herkes akraba, dayı, amca, hala, teyze gibi bir kavram, dede filan. Et tırnak olduk. Tabii. Ya bunu orada gördüm. Yani bu çok hızlı gelişen böyle 10 yıllık, 15 yıllık bir süreç. Yani bu böyle uzun vadeli bir süreç değil. Sonradan yerleşime açılmış bir yer. O güzelliği gördüm, daha çok mutlu oldum. Neden? Hiç kimsenin birbirini ayırt etmediği bir gerçeğimiz var. Ama şöyle bir sorun var. Zeki Bey'in dediği, ya evet herkes diyor ki ben de anlaşılmak istiyorum. Evet. Böyle bir nokta var. Şimdi özetle şunu söyleyeyim hemen bitireyim bir şey yapayım. Yani, Sabri Bey özetle, özür dilerim. Özetle söyleyip özür diliyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Ya bu ülkenin barışa ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var. Gelecekle ilgili olan kaygılarının giderilmesine ihtiyacı var. Bu ülkenin batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle kardeş olmaya ihtiyacı Peki. var. Ümmet kardeşlerine ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şöyle beşer dakikalık hızlı bir tur üzerinden tamamlamam gerekiyor. Zeki Bey'in konuşma haklarını ikinci bölümden gasp ettik. Onu bu sürecin içerisinde değerlendirdim. Tekrar Şeref Bey'e ben söz veririm. Şeref Bey. Millet İttifakı önümüzdeki süreçlerde masa dışında olan başka oluşumlarla görüşmesi olacak mı? Genel başkanlık düzeyinde bunları konuştunuz mu? Veya HDP ile ilgili gerçekten Mithat Sancar'ın bizde masanın etrafında veya ziyaretler veya konuşulması gereken konular, bu konulara dair bakış açınız nedir? Meral Hanım diyor ki masa kapalı, kimseye almayacağız. Böyle bir görüşme oldu mu? Öncelikle ben Zeki Bey'e yani konuşmanız 26 dakika, 26'sının tamamı bana yönelik. Hayır öyle bir şey söylemedim. Ben yani çok nereden çıkardınız bunu? Yok ben konuştuklarınıza izleyicilerimiz de şahit ama önemli değil. Ben o detaya girmeyeceğim. Sadece kendinizi takdim ettiniz. Teşekkür ederim. Tanıdım sizi. Ama iki konuda çok yanılıyorsunuz. Ben rahmetli babam itibariyle Milli Görüş'ün kurucusu Çerkez Erbakan'ın oğluyum. 1968'den bugüne kadar da çizgimden milimetrik şaşmam yoktur. Durduğum yer belli, istikametim belli. İki, Erbakan hocamla olan münasebetimi ben söylemekten hicap duyarım. Elhamdülillah, çok şükür. Vefatına kadar aynen öyle. Saadet Partisi'nde siyasetimi yaptım. Yeniden Refah Partisi içerisinde siyasetimi yaptım. Bugün de Sayın Davutoğlu'yla beraber elimden geldiği kadar ülkeme hizmet etmek istiyorum. Sadece şunu bilelim ki, biz birbirimiz hakkında bir şeyler söylerken ben hiç ithamda bulunmadım. Benim sadece bir öfkem vardır. O da şu, devlete ait bir konuyu burada siyasi propaganda yapmayalım. Bu ne zaman ki o devlet sorumluluğunu elimize ve üzerimize alırsak o zaman konuşulması gereken masalarda konuşalım ısrarından kaynaklandı. Örnek verirseniz görüş ve sevinirim. Düşüncelere sonsuz saygım vardır. Herkes farklı düşünme hakkına sahiptir. Farklılıkta zenginlik vardır. Burada değil de örnek verirseniz çok sevinirim. Biraz önceki söylediklerinizden yola çıkarak Zeki Bey şunu söyleyeyim. Şu ana kadar bana iktidara geldiğiniz zaman veya Millet İttifakı iktidara geldiği zaman ne yapacaksınız sorusu sorulmadığı için ben işgüzarlık yapıp bizim Millet İttifakı ile alakalı programımızı açıklamadım. Sorulan sorulara nezaket çerçevesi içerisinde cevap verdim. Eyvallah. Şu anda bu soruya muhatap oldum. Elimden geldiği, dilimin döndüğü kadar da vakıf olduğum kadarıyla da konuya cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle siyasetin gereği olarak bir insan
Cumhurbaşkanlığı gibi bir yüce makama aday olduysa, aday gösterildiyse veya adaylığını ilan ettiyse, bu insanın Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yakasına taktığı andan itibaren oy kullanma hakkına yasal olarak sahip olan her insanla, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüşüp onun oyuna talip olma hakkı ve sorumluluğu vardır. Bunun bireysel olarak, adayın bireysel olarak yaptığı ve yapacağı çalışmalar doğrudan doğruya adayı bağlar. Millet İttifakı'nın bileşenleri bellidir. Ve Sayın Akşener'in hangi programda ne konuştuğunu bilmiyorum ama bundan önce farklı siyasi partilerde Millet İttifakı içerisinde yer alan bileşenlere dahil olmak istenildiğinde en net bir dille şu kullanıldı. Destek vermek istiyorsanız milletin birlik ve bütünlüğü için, barışın yeniden tesisi için, demokratik hukuk devletinin yeniden inşası için buyurun destek verin. Ancak bu masa oluşmuş, yol almış, 1,5 yıllık bir emek belli bir noktaya gelmiştir diye net bir tavır sergilenmiştir. Bunun hangi siyasi partiye yönelik yapıldığı da önemli değil. Alınan bu ilkesel kararın ben uygulanacağına inanıyorum. Diğer taraftan, peki, bugün içerisinde bulunduğumuz durum itibariyle müsaadenizle şunu özellikle belirtmek istiyorum Sabri Bey. Buyurun. Önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçim süreci içerisinde elbette ki fırsat gözeten odaklar vardır. Bu her zaman olmuştur. Dünyanın her tarafında da bu vardır. Devletin asli görevi de bu ve buna benzer odakların varlığını tespit edip onları imha etmektir yasal yollardan. Hı hı. Biz hiçbir zaman için bu ülkenin ve bu milletin düşmanları yok demedik. Sadece benim devletimin görevi bu düşmanların adını saymak değil, onlara karşı gereğini yapmak demektir. İrfan Sünel isminde bir arkadaşımız Amerika'ya gidip Osmanlı tarihi üzerinde doktora tezi yazmaya gittiğinde hocası koskoca İstanbul ve koskoca İstanbul payitahtı, Osmanlı payitahtı nasıl oldu da bu kadar kısa bir süre içerisinde tahruman edildi deyince bu kardeşimiz orada kendince inandığı, bildiği, duyduğu gerekçeleri saymış. İngilizler şunu yaptı, Fransızlar bunu yaptı, İtalyanlar bunu yaptı deyince koskoca Osmanlı ne yaptı demiş hoca. Biz elbette ki devletimizi de milletimizi de her türlü saldırıya karşı koruyacağız. Devlet kimin terörist olduğunu, kimin bu vatana ve millete düşman olduğunu tespit edecek ve gereğini yapacak. Her şey yasal olan bir ülkemizde bunların mutlak surette yapılması lazım. Bizim genelleştirilen bir dilden uzak durmamız lazım. Şu anda mevcut sistemimiz bizim 50+1. Şayet iktidarın politikalarıyla hemfikir değilseniz ve onlara karşı bir muhalefetiniz varsa, bir duruşunuz varsa sizin karşı tarafta yer almanız lazım. Dolayısıyla iktidardan mutlu, memnun olmayan, iktidardan daha iyi yapacağını iddia eden tüm diğer siyasi partilerin bir çizgide buluşması lazım. İktidarın alternatifi olup iktidarı devralma noktasında. Hiçbir siyasi parti bugünkü sistem içerisinde ben tek başıma bunu düzeltirim deme lüksüne sahip değildir. Ta ki parlament güçlendirilmiş parlamenter sistem gelene kadar. Az önce yine yanlış olmasın arkadaşlarımızdan birisi parlamenter sistemin daha önceki aksaklıklarından bahsetti. Çok doğru söylüyor. O sürece de bilumum şahit olmuş insanlarız. Ancak bugünkü Türk tipi başka hiçbir yerde benzeri olmayan bu başkanlık sisteminin de ne kadar yanlış bir uygulama içerisinde olduğunu yaşayarak gördük. Bunun değiştirilmesi gerektiğini ve Türkiye'ye uygun ve en önemlisi Türkiye'yi dünya ile rekabet gücüne taşıyabilecek, herkesin görüşünü ve duruşunu özgür bir şekilde ifade edebildiği bir yapıyı oluşturabilmenin tek yolu el ele tutuşmaktır. Az önce reklam arasına girildiğinde ben değerli dostumuz beyefendi Serdar Bey'e dedim ki ikimiz dünya görüşü olarak çok farklı olsak, haşa düşman seviyesinde farklı olsak ama buradan çıkıp beraber Hindistan'a kadar yol yürüme veya yol gitme durumunda kalsak bizim bu gerginliğimiz nereye kadar sürer? En fazla Diyarbakır'a kadar sürer. Ya su ihtiyacın var diyeceksin benimle konuşacaksın. Ya acıktım diyeceksin ya lavaboya çıkacağım diyeceksin. İnsansın çünkü. Biz uzatılan ele yumrukla uzatma dönemini kapatıp insanlarla oturup peki, konuşma durumundayız. Netice itibariyle bu milletin insanlarından bahsediyoruz. Herkesin benden farklı olma hakkına sahip olduğunu iddia ederek sadece benim bakış açım doğrudur dayatmasından vazgeçip
Bizim asgari müştereklerde millet ve devlet menfaati noktasında buluşmamız lazım. Sayın Menteşe. Elbette ki terörle mücadele gerekir. Türkiye tek başına terörle mücadele eden ülke değil dünyada. Bunun belli başlı, biraz önce Zeki Bey Sri Lanka'ya gittim dedi. Sri Lanka'nın Tamillerle vermiş olduğu mücadeleyi 36 yıl boyunca bakarsanız nice kanlar akmış. Eğer ki geçmiş düşmanlıklar üzerinden ülkeler birbirine veya milletler birbirine kutuplaşacaksa, Kuzey Fransa'daki Alzas bölgesiyle Almanya'nın arasındaki savaş 102 yıl sürmüş. Ama bugün o ülkelerden birbirine geçtiğiniz zaman köprü geçtiğinizi dahi anlamıyorsunuz. Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ne ülke menfaatinden vazgeçeceğiz, ne milletin hak ve özgürlüğünden vazgeçeceğiz. Güvenlik adına özgürlükleri kısıtlamayacağız. Özgür yapı, özgürlüğü sağlıyoruz derken de güvenlikten taviz vermeyeceğiz. Bu vatan hepimizin ve gidecek başka hiçbir yerimiz yoktur. Politikalar zamana göre doğruluk ve yanlışlık içerebilir. Dünün doğruları üzerinden, dünün konuşulanları üzerinden bugünü eğer yargılarsak, 2002 yılında, 1994 yılında İstanbul seçimlerinde yapmış olduğumuz konuşmalarla ben bugünün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ı teraziye koyarsam iki ayrı değil 252 tane farklı insanı karşımda bulurum. Ama insanın gelişme sürecini durdurursam... Beşer dakikamız kalmadı ama. Yani burada fide tarifinden şeye kadar... Yani buyurun. Bizim yapmamız gereken tek bir şey var. Son cümleyi alayım. Farklılığımıza saygı duyacağız. Ve bu demokratik yarışın önünü açacağız. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı kadar yasal ve en az o kadar millidir. Peki. Çok teşekkür ederim. Bireylerin İzmir'de yapmış olduğu hukuksuzluğa, ahlaksızlığa da devlet mutlaka gereğini yapmalıdır. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Serdar Bey, özellikle Meral Hanım'ın masaya kapalı demesi, Mithat Sancar örneğini vermesi veya bundan sonraki sürece dair gerçekten masa böyle kalır mı? Ne diyorsunuz? Şimdi bir yazar, Meral Akşener'in bugün konuk olduğu yazar dedi ki HDP'ye metres muamelesi yapmak doğru değildir. Madem görüşüyorsunuz, hı hı, yani bunu açık edin dedi. Şimdi HDP eğer meşru bir parti olarak görülüyorsa, dışlanmaması gerekiyorsa, bir farkı yoksa masadaki 6 partiden temsil anlamında, hı hı, kırmızı plakaları falan olduğu için de meşruysa alırsınız masaya. Daha anlamlı bir bütünlük olur. Niçin yedili olmuyor? Yani bir şey başın birisinin ismi gündeme geliyor da niçin HDP? HDP'nin o masaya alınmamasının sebebi, HDP'liler de bunu söyledi. Bakın hem kamuoyu önünde oluyor. Dediler ki biz de ilişkinizi gizlemeye gerek yok. Biz böyle bir muameleye tabi tutulacak değiliz. Biz de direkt aleni görüşün. Madem görüşüyorsun, şey yapıyorsun, HDP'nin o masada olmaması için, madem meşru, madem efendim kırmızı plakaları var, madem şey HDP'de alın masaya, yedili masa olsun, çok rahat bir şekilde görüşün. Madem HDP'nin seçmenini dışlamamak bağlamında bu bir tavırdır. Bir. İkincisi, ben hep böyle mantık çerçevesinde şey yapıyorum. Partim olmadığı için, hı hı, daha rahat hareket ediyorum. Şimdi Türkiye yönetilecek. Bakın şimdi rahmetli Erbakan Hoca'nın uzun yıllar boyunca işte Şeref Bey de yanındaymış. Ben de gazeteci olarak çok yakından takip ettim. Şimdi rahmetli Erbakan Hoca o masada olmuş olsaydı, herhangi bir masada olmuş olsaydı, şimdiye kadar Zeki Bey'in o soruları sormasına da gerek yoktu. Şeref Bey'e de buraya bir tonluk şeyle gelirdi, dosyayla gelirdi. O dosyaların birinde altılı masanın dış politikayla ilgili çözüm önerileri olurdu. Öbüründe ekonomiyle ilgili. Rahmetli Erbakan Hoca proje proje muhalefet yapardı. Rahmetli Kamuran İnan'la bir kere devlet bakanlarıyla röportaj yapıyorduk. Ya ben bugüne kadar rahmetli Erbakan Hoca gibi sağlam muhalefet yapan görmedim. O laga luga ile yapmazdı muhalefeti. O şey yapmazdı. O lafla, belge ve bilgi dahilinde konuşurdu. O belge, bilgi ve projeleri ortaya koyardı. Yani ben burada Millet İttifakı'ndan değişik partilerin temsilcilerini de gördüm. Ekonomiyle ilgili şey nedir? Efendim kötüdür, şeydir, tarım düzelecektir. Nasıl düzelecek? Hangi kaynakta düzelecek? Hangi şeyle düzelecek? Bakın ben Sayın Fatih Erbakan'ı da severim. Sayın Fatih Erbakan işte beğenirseniz beğenmezsiniz. Kaynak paketleri kitap hazırladı ve kamuoyunun dikkatine sundu. Şimdi elimizde veri var. Diyor ki şu madeni şuradan çıkartacağız, böyle yapacağız. Bunu buradan çıkartacağız. Yanlış olabilir, eksik olabilir, fazla olabilir ama üzerinde tartışacağınız bir şeyler olur. Şimdi rahmetli Erbakan Hoca bir kere o masada olsaydı, isterse oyu %1 görülsün, isterse oyu %10 görülsün, kalın hatlarla o masaya mührünü vururdu. Yani rahmetli Erbakan Hoca'nın
bulunduğu masada, bakın ittifak görüşmeleri, rahmetli Erbakan Hoca da ittifakın içerisinde yer aldı. İşte rahmetli Türkeş'le, rahmetli Edibali ile bir ittifak yaptılar. Hiç dışarıya şey gördünüz mü? Birbirlerine işte şantaj, tehdit, efendim ölüm, sıtma, böyle çirkin laflar, böyle çirkin şeyler gördünüz mü? Yani rahmetli Erbakan'ın ittifakında böyle bir şey olmazdı. Yani orada bir birlik vardı. Orada milli bir birlik vardı. Orada vatan üzerine bir birlik vardı ve orada ne yapacağını, projeleri hazırlanmış çalışmalar bütünü vardı. Şimdi bir başka şey, hemen bitireceğim. Yani çok az kaldı biliyorum. Hı hı. Şimdi öyle bir yapı var ki bakın, yani yönetilebilirlik son derece önemli. Önümüzdeki süreç içerisinde şimdi olduğu gibi hızlı kararlar almak gerekecek. Şimdi efendim 6+2 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 5+2 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bunların kimler olacağını, yetkilerini, görevlerini kararnameyle Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecekmiş. Tamamen öyle. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle onun tarafından. Peki nasıl olacak? Mavi boncuklar nasıl dağıtılacak? Şimdi oraya o masaya sevabına gelmediler ya onlar. Yani vatan millet için gelmişlerdir. Belki onlar iddia edilir. Bugüne kadar da isim kavgası olduğunu, adaylık kavgası olduğunu Meral Akşener açıkladı. Dolayısıyla bunun alakasının olmadığını Meral Akşener açıkladı. Neyse gelmişlerdir. Ne olacakmış? Bak 6+1 şey 5+2 Cumhurbaşkanı yardımcısı. Fuat Oktay'ın görevini 7 kişi yapacak. Geçtik. Sonra efendim bakanlıkların dağılımı Millet İttifakı'nın oluşan siyasi partilerin 6 partinin milletvekili genel seçimde çıkardığı milletvekili sayısı. Ben en başta söyledim. %49.5 sizin eserinizse tek başına girersiniz. Barajı zaten probleminiz olmaz. O milletvekili sayınızı neyi hak ettiğinizi göstermiş olursunuz. Milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edecektir. Kabinede en az bir bakan. Şimdi ona ver. Şimdi benim aklıma gelmiyor. Mesela CHP'ye Milli Savunma Bakanlığı'nı verir misiniz? CHP'ye Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nı CHP'ye mi verirsiniz? Dışişleri Bakanlığı'nı Sayın Davutoğlu'na... Onu da özellikle Milli Görüş Camiası'nda bulunup bizim temsilcimiz olan arkadaşlarımız cevaplayacak. Şeref Bey diyecek ki bu akşam bana tabii, karşı şimdi, çok şey yaptınız. Şimdi mesela isterim ki Saadet Partisi'ne Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Kültür Bakanlığı'nı versinler. Ama yani peki, verecekler mi? Ama ne olacak o zaman bakın. Ne olacakmış? Sen ver abicim, zaman kalmadı. En az bir bakan temsil edecek. Evet. Ve peki, bakanlıklar işte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde politikalar şey, bakanlık atanma görev alınmaları. Bakın bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde. Peki. Ya arkadaş o kadar muğlak ki. Anlaşıldı Serdar abicim. Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Peki. Neyse yani bu var ya. Yani 12 bu gerçekten madde. Hiçbir anlamı olmayan. Bakalım İsmail önümüzdeki Saymaz süreçlerde öyle diyor, onu görmüş olacağız. Onu görmüş olacağız. Ertuğrul Bey ne diyorsunuz? Yani bu var ya, bu kimse yani bir akademisyen olarak Sayın Ahmet Davutoğlu, bir akademisyen olarak Sayın Zeki Arıtürk bunun üzerinde tahlilde bulunacak, not alınacak bir şey bulamazlar. Gerçekten alsınlar, incelesinler. Vatandaşlarımız incelesin. Bana bunun bir şeyini yapsınlar. Nasıl, ne olacak? Şöyle ben bir şey. Tüm bu konuşulanlara bir cevap verebilmek için herhalde iki programa ihtiyacım var değil mi? Peki. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Neyse bu burada noktalandıralım. Ben bir Ertuğrul Bey'e hemen sözü vereyim. 6 dakika içerisinde toparlaması gerekiyor. Ben gelince de bir dakika. Yok, size de 6 dakika vereceğim. Abi sen muhalifsin. Yeter. Yeter. Arkadaşlar şöyle. Hemen özetini sormak istiyorum. HDP'ye özellikle Meral Hanım'ın kapıyı kapatması, gerçekten bu samimiyete inanıyor musunuz? Ya Meral Akşener'in samimiyetine kim inanır ki? Ben ya bilmiyorum. Ben size soruyorum. Yani bir yorumcu olarak Sayın Akşener'in ortaya koyduğu profil ne ülkücü diyebilirsin. Niye? Ne ulusalcı diyebilirsin. Ben de öğrencilik yıllarımda ülkücüydüm. Ülkücü camiadan belediye başkanı adayı oldum. Şimdi bakın. Genel, ya vitrine konur öyle insan. Genel ilkeleri vardır insanların ve siyasetçilerin. Eğer bu çizgiyi koruyamazsanız, tamam mı? Hı hı. Bu noktada sizin ne samimiyetiniz ne de doğruluğunuz ortaya konur. Genel ilkeler çerçevesinde milletin menfaati noktasında omurgalı bir dik duruş sergileyip
taraf da değiştirebilirsiniz. Fatih Erbakan dedi ki kardeşim bizim çizgimiz belli, biz o altılı masaya oturmayız, doğru mu? Evet. Ama Cumhur İttifakı'nın da yanlış bulduğumuz yerleri var dedi. Eleştiriyor da. Bitti. Hı hı. Konu bu. Ama oraya biz, oturuyor mu? Oturmuyor. Ha. Biz kendisine bir laf söyledik mi? Eleştirdik mi? Konuştuk mu? Hayır, olabilir, eleştirebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını da ben aylar önce stüdyolarda söyledim. Dedim ki, benim söylediğim sözleri biliyorsunuz. Dedim ki, bakın Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu dakika itibariyle her kim ki bu kazanamaz diye aklından dahi geçiriyorsa milli iradeye ayıp eder. Türk milletine ayıp eder. Türk milleti kimi nereye oturtacağını çok iyi bilir. Bunu defaatle bize öğretti. Şunu da söylediniz. Özellikle Ehlibeytlik üzerinden, Bektaşilik üzerinden bu kimliğinizi de gizlemeyin. Kesinlikle. Onurlu olun, biz hakkınızı sormadık. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da seslendim. Dediğiniz gibi aynı programda. Dedim ki Aleviyim demekten korkma. Bu masa seni Alevisin diye aşağıladı. Alevi olduğun için kazanamazsın dediler sana. O gün çıkıp deseydin ki ben Aleviyim, ben Türk'üm, ben Kürd'üm, her neyse. İçinden geldiğin değerleri savunsaydın, benim için makul bir cumhurbaşkanı adayı olurdun. Ama sen kendi kimliğine sırtını dönmüş bir adam olarak bana milleti birleştireceğini, barış demokrasi ortamı getireceğini iddia edemezsin. Bugüne kadar bu profili ortaya koymadın. Barış gerekmiyor ki Türkiye'ye. Türkiye'de şu anda barış ortamı var zaten. İdeolojik görüşlerin çatışması Türkiye'de barış olmadığı anlamına gelmez. Çatışma ve bunları bu tarz ortamlarda tartışma tam aksine doğruların ve uzlaşının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Herkes eteğindeki taşları dökmeden hiçbir şekilde doğru yola kimse ulaşamaz. Şimdi herkes kendi mahallesinin doğrusunu yanlışını saklasın. Onu konuşma, bunu konuşma, geçmişi konuşma. Peki biz neye göre karar vereceğiz? Neyi konuşacağız? Ortaya bir şey koyduğunuz zaman bunun geçmişiyle beraber değerlendirmemiz lazım. Helallik istiyorum deyip daha sonra mahkemelerde başörtülü hakim olmaz dedikten sonra bir ben, anlamı yok. Anlamı yok yani. Anlamı yok. Sen bana barıştan bahsedemezsin ki. Sen başörtülerle ilgili hakları korunsun diye anayasa teklifine laikliğe aykırıdır diye itiraz edersen başörtüsü veya inancından dolayı kavramına itiraz edersen o zaman ben senin samimiyetine güvenemem. Tekrardan ben tek parti dönemine, faşist döneme giderim. Üstadım dedi ki ben yurt dışında işte hoca bir öğrencinin ve bir arkadaşın hikayesini anlattı. O iyi cevap verememiş. Ben cevabını vereyim. Niye burada belgeler yok diye ben vereyim cevabını. Masada oturdukları CHP'ye, CHP'nin genel merkezine ve CHP'nin parti tarihine bir baksınlar. Bu ülkeye bu belaları kim açtı? Bu ülkeye binlerce yıllık tarihine sırt dönmesine kim sebep oldu? Bu ülkede Türkçe ezanlar okunmasına, ibadetin yasaklanmasına, namaz kılındığında teröristler gibi o insanların arkasında kameralar gezdirilmesine kim sebep oldu? Marshall Anlaşması ile Türkiye'yi manda zihniyetine teslim eden kimdi? Üstad mandacılıktan bahsediyor. Evet, oturduğunuz ortağınız, en büyük ortağınız İsmet İnönü Paşa'nızın önderliğinde Türkiye'yi Marshall yardımları neticesinde Amerika'ya sattı. Oradan Amerika talimat verdi. Dedi ki siz uçak yapımını durduracaksınız. Fabrikaları durduracaksınız. Peki. Biz size vereceğiz. Ve bu yapıldı. Silah fabrikaları kapatıldı. Şimdi mandacılık deyip de İsmet İnönü'yü, CHP'yi, CHP'nin tarihini, Türk'ün, İslam'ın medeniyet değerlerinin eserlerinin yok olmasını dile getirip soru sorgularken CHP'yi PKK, YPG terör örgütü değildir diye bir tepki ortaya koyarken CHP'yi başörtüsüne zulmeden, başörtüsünü öcü gören insanları mesleklerinden eden, insanları işlerinden eden, üniversitelerden eden bir zihniyet konuşulduğunda masa ortağınız olan CHP'yi konuşmazsak biz neyi konuşacağız? Senin geçmişin, ben Ertuğrul Akar'ım, bak Zeki abi ne yaptı? Üstada dedi ki ben önce kendimi tanıtacağım dedi. Önce kendini, geçmişini bilmemiz lazım bu adamın. Kim olduğunu bilmemiz için. Önce biz senin geçmişin,
Bir bakalım neler yaptın. Efendim şimdi yapmayız. Peki şimdi yapmayacaksan başörtülerle ilgili anayasa değişikliğine inanç evet. tabirini koyun niye demedin? İstanbul Sözleşmesi'ni ısrarla niye getirmeye çalışıyorsun? Bunlara dönüp bakarken lütfen masadaki ortağınıza CHP'ye bir bakacaksınız. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Meral Hanım'ı en iyi tanıyan, birlikte partiyi kuran kişilerden birisi sizsiniz. Bu masada gerçekten HDP olacak mı veya kırmızı plakası var, milletvekili var, grubu var vesairesi. Evet, her şey ya yasal ben, çerçevede. Ne? Şimdi ben şurada iki milli görüşçü grubun çatışmasını seyrediyorum bir saat. Niye seyrediyorsun? İşte 8'er 10'ar dakikadan 40 dakikadır millete bir şeyler anlatıyorsunuz. Ama biz de sizden duyalım. Buyurun. Ne kadar demokratik olduğumuzu da görüyorsun abi. Evet, çok yani, demokratiksiniz. Vurdu kırdı olmadan aramızda tartışıyoruz demokratik, şeffaf şekilde. Allah Mustafa Kemal Atatürk'ün mekanını cennet etsin. Allah yanına iş eylesin inşallah hepsinin. Şimdi bakın, Türkiye'de geldiğimiz noktada 30 sene önce, 20 sene önceki gerilimleri tekrar bugün seçim arefesine taşıyoruz. Nedir? Laik, anti-laik, başörtüsü. Peki sebebi kim üstad? Durduk yerde başörtüsü konusunu açan kimdi? Şimdi keşke burada bir CHP'li olsaydı. Bak mesela adalet... Biz kanalımızı açtık hepsine. Adilseniz yapın onu. Hayır, yaptık yaptık. Yani çünkü onlar da konuşsa... Şimdi onlar konuşmayınca biz de genel bir şeyler konuşalım diye... Genel merkezin talimatıyla İsmail Bey... Yani görler sağırlar muhabbeti genel olmasın genel yani. Genel merkezin talimatıyla... Bakın biz Deva Partisi'nin gelecek başlarına... Böyle bağımsız CHP kişilikleri var, onları çağırın. Çağırıyoruz, çağırıyoruz. Şimdi bakın HDP meselesi... Ha, siz avukatlara söyleyeceksen sıkıntı yok. Yani. Ya ben bakın... Doğrunun, adaletin her yerde avukatlığını yaparım. Tamam. Düşmanıma bile adaletli olmaktan yanayım. Şimdi geçmiş anılar üzerinden, geçmiş yaşanmışlıklar üzerinden hepimizin söyleyeceği şeyler var. Yani şuraya baktığımda HDP'yi seçime sokup siz onların milletvekili olmasını sağlayıp altına kırmızı plakayı verip her şeyi, her imkanı verip de sonra bunun üzerinden muhalefeti hain ilan etme mantığını anlayamıyorum ben. Yarın belki onlar da başka bir şeyle size yapacaklar. Ben muhalefeti demiyorum. Meral Hanım özellikle Millet İttifakı'nın içerisinde diyor ki gazeteci Fatih Altaylı soruyor. Ya ben Meral Hanım'a bir gün dedim ki Meral Hanım. Şimdi seçime girip girmeyeceğini iktidar muhalefet karar vermiyor. Ben Meral Hanım'a dedim ki... Seçime sokuyor yani. Bakın bir gün Meral Hanım'a dedim ki... İktidar mı karar veriyor kimin seçime girip girmeyeceğini? Değil tabii ki. Bakın ben Meral Hanım'a bir gün dedim ki... Hatta Cumhurbaşkanı seçime girip girmeyeceğini... Aha 50 dakika gitti abicim. Tamam peki. O zaman buyurun. Aha, Serdar abi anlaşılan İsmail Bey tamam. Peki. Yani hiç ya, biraz biraz tahammül lütfen. Buyurun. CHP'li değilim yani ama yani biraz bir tarafından da konuşalım için. Buyurun. Dedim ki AKP... Kürt siyasi temsilcileriyle, bölücü siyasi temsilcilerle muhataplık yapıyor, işbirliği yapıyor, seçim ittifakı yapıyor. Seçim ittifakı yaptı mı? Yaptı geçmişte. Yani şey resmi değil. Abi Kürtle bölücüyü bir arada kullanmasak mı ya? Bir müsaade et. Ben onu da söyleyeceğim. Kürtle bölücü tabii değil. Kürt bölücülüğü. Ha, senin için ben yanlış Kürt anlaşıldı. Bölücülüğü diyorum. Ha, kullanın aynı. Ha, tamam. Yani orada Türk bölücülüğü de olabilir. Sana zarar oldu. Evet, o yüzden. Teşekkür ederim. Şimdi... Bunu biz onlara eleştiri getirdiğimiz zaman Türk-Kürt kardeşliği diyorlar. Böyle tarif ediyorlar. Güzel. Siz de çıkıp böyle bunlarla endirek, gizli veya ortağınızın ortağı görüşmesi yerine biz de Türk-Kürt kardeşliğini savunuyoruz. Niye HDP meşru siyasi bir parti? İşbirliği yaparız. Yarın başka bir partide direkt... Diyemez misin? Böyle yani, dersek yani, daha ahlaklı ya, olmaz mı demiştim. İsmail Türk, yarın İsmail Türk başka bir partide veya başka parti kurduğunda HDP ile doğrudan görüşme kanallarını açar. Bakın ben açmam ama bak gizli de görüşmem. Bak gizli de görüşmem. Hani diyorum ki niye yol sen diyorsun ki ben HDP ile masaya oturmam. Hı-hı. İyi de İmamoğlu'nu da sarılıyorsun, kucaklıyorsun, benim bir tanem kardeşim onu da diyorsun. Onu. O da HDP ile ilişkileri sürdürüyor. Niye sen de oy verdin? Onun için... Ya. İsmail abi şu anda partisiz abi. Tamam. CHP'de göz kırpıyor. Beni kızdırma, CHP'ye oy veririm ha. Bak göz kırpıyor olabilirsin abi. Allah Allah, CHP, ne göz kırpacağım? Belki göz kırptıktan sonra İsmail iktidara... Bey. Efendim?
Yok, asla o kadarını yapmazsınız. Ya abi, yani, ne diyorsun ya? Göz kırpmaysa yağlı ekmek şaka, AKP'li abi. Olmakta. Asla yani niye bir, oraya göz yapmazsınız. Kırparım? Hayır, siz yapmazsınız. Onun için mi göz kırptınız? Evet. Yani bir tarafa bakın, böyle değil. Bu doğru değil. Bir tarafa bakın, bir tarafa, bir tarafa göz kırpmayı çıkarcılık veya bir şey beklemek olarak algılarsanız ben de size aynı suçlamayı yaparım. Abi sen şu anda partisin ya, o yüzden söylüyorum. Ama öyle değil ama. İsmail Bey son derece yanlış. Ben idealist bir dava adamıyım. Ben 10 senesini niye? Hapishanede geçirmiş, İsmail gençliğini abi, vermiş bir insan. Şey beni böyle suçlayamazsın. CHP'nin içerisinde ülkücüler yok mu abi? Yanlış mı söylüyoruz? Ülkücü Kemal dediler. Ülkücü Kemal dediler. Başlık Kemal dediler. Kardeşim tamam abi. Olabilir. Ben, bak ben bir şey ama yapmayın ya. Biraz İsmail önce yok, Sabri yapıyordu, şimdi sen yapıyorsun. Abi kıymetli abi, belki de hakikaten senin gibi kıymetli değerli abilerimizin orada olması bizim için önemli. Gerçekten bunu söylüyorum. Yani bir kardeşim olarak söylüyorum. Ondan yanlış sonra olmasın. CHP'ye sızma diye bir suç uydurmasın. Ondan abi, sonra CHP'ye sızdı diye yargılandı. Allah imtihan eder abi, bak sana söyleyeyim. Peki. Bakın. Kırılmaz. Sordu şen gibi buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenelim. Abi seslenelim yani. Ne diyelim? Akşener'e seslenmiş. İnşallah abi. Ne diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'na? Ersan Şen gibi adayım desene ya. reklam arasında kalmadı da. Kemal Kılıçdaroğlu ararsa bir çaya davet ederse. Sayın ben teşekkür ederim. Peki Serdar. Altılı masa ciddiyetiyle. Serdar Bey. Hüdapar konusuna nasıl bakıyorsun? Abi zamanım yok. Gözünü seveyim. HDP'den ne farkı var? Şimdi... Abi bak, yani şimdi Doğu ve Güneydoğu'da bir eğilimli havası var. Provokasyon yapmayın orada. Peki. İyi tamam hadi. Provokasyon yapmayın. Soru, bak sorumuza bile tahammül yok. Provokasyon. Peki. Provokasyon yapmayın. Serdar abim. Biraz bir önce biliyorsunuz provokasyon yaptığını söylediğiniz, Ümit Özdağ. Hani önce deprem enkazdan... AK Partileri provokasyon demedim, yanlış hayır, yapıyor dedi. Provokasyondan başka bir anlamda da Serdar abi biraz kaldığı için. Oradan kurtuldunuz, şimdi provokasyon yapmayın. Hayır, provokasyon peki, yapmıyorum. Diyorum ki Hüdapar'la HDP arasındaki farkı bana anlatın. 180 bu provokasyon mu? Provokasyon. Nedir provokasyon fark? Yapmayın. Tamam Serdar Bey, provokasyon değerlendiriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP, CHP zihniyeti. Ortolojik olarak da farklı, sosyolojik olarak da farklı. HDP, CHP zihniyeti. Bunu geri getirmek haksızlık bir kere. Tamam ama niye anlatın dinleyelim arkadaş ya. Kardeşlerimizi katlederken. Kürt yani birisi diyorsun şeriatçı PKK, öbürü şey sosyalist PKK. Ben peki. Yani bence İsmail Bey provokasyon yapmayın. Bir peki. Provokasyondan kurtulup da evet provokasyonlara Serdar abicim Zeyd Bey beni uyarıyor. Provokasyon duruyor. Yapmayın. Provokasyon evet. Değil. Bir sorunun cevabı olmalı. Hüdapar'la. Zeki Bey. Hüdapar niye bu kadar basit bir şey cevaplandırmıyorsunuz? Sosyolojik olarak farkı var. Siz izin vermeyin. CHP ile MHP'nin ne farkı var der gibi soruyorsunuz. Evet, bir tanesi. Sorun ben cevaplayayım. İsmail Bey'e bir şey sorabilir miyim? Siz bana sorsanız ben cevaplarım. Peki. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İsmail Bey'e bir şey soracağım. Müsaadenizle. Serdar abicim. Çok teşekkür İsmail ediyorum. Bey, yani ben böyle efendim? Bir provokasyona evet. Ben yani, İsmail Bey'e sadece bir soru sormak istiyorum. Ne yapmak lütfen. İstediğini anladım. Buyurun. İsmail yani, evet. Bey, rahmetli Sinan Ateş'i katledenle Mehmetçiğe kurşun çıkan arasındaki katil zihniyetin farkını bana izah eder misiniz? Hiçbir farkı yoktur. Yeterli mi? Çok teşekkür ederim. Yani rahmetledik şimdi. Bambaşka bakınız, bir yere doğru. Şeref Bey. Peki. İsmail çok Bey. Teşekkür ediyorum. Serdar abi. Tabii ki. Serdar abi. Altılı Masa'daki bakın Altılı Masa'daki hoşgörünün dünyada şeyi yok. Karşılığı yok. Peki. Ya arkadaşlar bakın. Provokasyon yaparak hiçbir yere varamazsınız. Ya, diyorsunuz ya. Bir saat varamazsınız. İyi tamam. Şey sizin işinize gelmeyecek provokasyon. Sayıp konuşacağım. Serdar abi. Sinan Ateş'e. Arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bambaşka bir yere doğru. İsmail Bey'i aydınlatacağım abi. Ortaya çıkartılmalıdır. Ha, milleti aydınlatacağım. Ben tam biliyorum zaten. Benim için bir farkı yok. Benim için ikisi de aynı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Burada önemli olan izleyicilerimizin karşılığında. Ben herkesi dinledim ama beni dinlemediler. Dinlettirmediniz. Yok dinledi. Sorumu sordurmadınız. Ben... Hemen provokasyon. Hayır. İzleyicilerimiz özellikle sizden ilgili de bana mesajlar atmışlar. Ben kendilerine...